Efendim iyi akşamlar. Ayrıntılara hoş geldiniz. Bugün Mevlüt Kandili yayınımız vardı. Zamanında giriyoruz yine. Kandilinizi tebrik ederek başlayalım. Bugün aslında 2 yıl 4 ay öncesinin başlayan o davalar seyrine bir göz atacağız. Hatırlayacaksınız, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk yargısının önüne çok çetin bir davalar topluluğu gelmişti. 115 bine yakın gözaltı, 50 bin sanık ve onlarca dava. Tabii arkasından gelen diğer davalarla birlikte hem adaletin tecelli etmesi hem de bundan sonra böyle bir girişime dönük çabaları caydıracak kararlar bekliyordu Türkiye toplumu. Şimdi onlara göz atacağız. Nereye geldik? Bu davalar bir kısmı sonuçlandı. Bu yıl sonuna kadar da sonuçlananlar var. Görevlerinden alınanlar var. Kamuda çalışırken kanun hükmünde kararnameyle görevden alınanlar var. Onların bir kısmı komisyonlara başvuruyorlar. Orada bazı tartışmalı alanlar var. Bunları değerli konuklarımızla ele alacağız. Hemen başlayalım. Sayın İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü. Hoş geldiniz Sayın İyi Kapan. Sayın Mehmet Alagöz, 15 Temmuz davalarının platformu başkanı. Kendisi hoş geldiniz avukat. Sayın Erol Mütercimler, hem akademisyen hem eski bir asker, yakından tanıyorsunuz. Sayın Celal Ülgen, avukat, o yine Türkiye'nin geçtiği o zorlu dönemde Ergenekon, Balyoz ve diğer komplo davalarında çığlıklarını duyuyorduk. Şimdi de birlikteyiz. Efendim şöyle yapalım isterseniz, bu davalarla ilgili biz de bazı grafikler hazırladık geldiğimiz noktada. Bu süreyi Sayın Kaplan, siz gazete yapan, Sayın Kapan düzeltiyorum, gazete yapan bir isimsiniz. Önünüze onlarca haber geliyor. Nereye geldik bu yargılamalarda? Türkiye bu yıl sonuna kadar belki bütün davaları sonuçlandırılacak. Bu seyri nasıl yorumlarsınız önce? Nasıl gidiyor şimdi, temposu ve içeriği? Şöyle, tabii çok sayıda dava. Kolay değil. Yani binlerce, on binlerce sayfa tutan iddianameler, buradaki katılımcıların hepsi aslında evet, bu konularda işin ne kadar zor olduğunun bilincinde ve içinde. Celal Bey başından beri tabii, Ergenekon davalarında da kendisini sık sık görüyorduk. Ben de hasbelkader bir hukukçu olarak, bir teşebbüt miktarı avukatlık da yapmış bir kişi olarak, evet, bu sürecin hiç de kolay bir şey olmadığını ifade ederek başlayayım. Tabii sene sonuna kadar bitecek derken herhalde şunu da kastediyorsunuz. Bazıları ilk derece mahkemesinin kararları tabii olacak. Bilindiği gibi ilk derece mahkemesinin karar vermesiyle o dava bitmiş olmuyor. Daha sonra istinaf süreci, temyiz süreci, yeniden gelme durumunda bozma veya onama kararlarına göre yargılamanın yapılması, tekrarlanması, yani kolay değil. Hı. Her ne kadar bitmesi bekleniyor gibi bir şey olsa da ben bu sürecin epeyce daha devam edeceğini düşünüyorum şahsen. Çok kalabalık sayıda sanıklar var. Yani toplu olarak bir davada onlarca sanığın olduğu bir şeyde hem kararı oluşturmak hem o yargılama sürecini tamamlamak çok müşkil bir şey. Dolayısıyla bugün için yaşanan durum budur. Evet, belki hızlandırılmaya çalışılıyor. Çünkü eleştiriler var, mağduriyetler var. Yani mağduriyet derken bu suçtan doğrudan veya dolaylı şekilde zarar görmüş olan kişiler, sanık olsun veya olmasın. Bir de şu var tabii, yargılamanın da adil biçimde yapılması lazım. Bu bakımdan geciken adalet değildir düsturunca sürecin mümkün mertebe hızlı bir şekilde ilerletilmesi lazım. Bizim yargı sistemimizin öteden beri iş yükü de biliniyor. Kadro meselesi var. Türk yargısında hiçbir zaman tam manasıyla kadroların dolu olduğu bir dönem ben şahsen hatırlamıyorum. Evet, evet. Hele bu son zamanlarda önemli miktarda hakim ve savcı da meslekten ihraç edilince, evet, orada da büyük bir boşluk doğdu. O boşluk bir şekilde telafi edilmeye çalışılıyor. Yeni atamalar yapılıyor. Avukatlardan yargıç ve savcı yapılıyor. Bütün bunlar süreci zorlaştıran, ağırlaştıran ve geciktiren şeyler.
Doğru. Gazetecilik ama faaliyeti olarak onu izlerken yeteri kadar zaman ayırabiliyor muyuz? Ben eskiden hani davalara böyle daha muhabir bazında gidilirdi ama sanki biraz çok önemli davalar hariç gazetecilerin de böyle çok yakından izlemediği gibi bir izlenime sahibim ama şöyle, doğru mu? Şöyle tabii ilk celse ile orta celseler arasında fark var. Yani iddianamenin ilk defa açıklandığı şeyde elbette oradaki toplum ilgisi, oradaki heyecan, rağbet çok farklı. Yani tekrar eden diğer duruşmalarda ilk duruşmadaki heyecanı, ilgi ve alakayı bulamazsınız. Bu tabii bir şey ama bir de şu var, yani medya tabii eskisi gibi değil. Eskiden sadece gazeteciler vardı ve resmi televizyon kanalı vardı. Dolayısıyla haber alma kanalı buydu. Sınırlı bir mecra. Ama şimdi onlarca televizyon kanalı, efendim sayısız internet sitesi, yani gazeteleri biraz da bu bakımdan şey yapıyor, daha da zorluyor. Girdi. Yani eskiden bir gazetenin haberinin 24 saat gibi bir ömrü vardı. Şimdi 24 saniye falan sürüyor herhalde. Çünkü habire güncelleniyor haberler. Evet. Dolayısıyla her dava için aynı ilgiyi, aynı rağbeti ortaya koymak mümkün değil. Ama medya tabii neticede rekabet şartları içerisinde de diğer refiklerinden, rakiplerinden geri kalmamak için mümkün mertebe takip etmeye çalışıyor. Çalışıyor. Peki hemen Erol Bey'e dönelim. Sayın mütercimler, siz hem o olağanüstü koşullardaki davanın objesi oldunuz, sanıklık süreçleri yaşadınız. Hem de burada böyle yine tarihi bir süreç yaşanıyor. Hukuka uygunluk, adaletin tecelli etmesi noktasında, yani gidişat yerinde mi? Bütün FETÖ'ye karşı mücadelede eksiklerimize rağmen bir daha yaşanmamasını sağlayacak koşullara doğru mu gidiyoruz? Yani genel olarak soruşturmalar ve 15 Temmuz sonrası yargıda geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim Ergenekon Balyoz askeri casusluk gibi o ahlaksızca ve alçakça bu ülkeye büyük ihanet olarak düzenlenmiş o meselede bir kere adalet diye bir şey yoktu. Hukuk var olan hukuk düzeni, sistemi falan hepsi dışarı atılmıştı. Kendilerine göre bir hukuk sistemi oluşturmuşlardı. İşte o davalarda şu anda birlikte olduğumuz Celal abi ki ve Celal abi gibi bir grup avukat var. Bu ülkenin yüz akı. Bütün izleyicilerin de bilmesini isterim tarihe not düşmek adına. Celal abiler ve başka Cavit Subaşı gibi daha gençler çoğu zaman bir kuruş kimseden para almadan ve ceplerinden para vererek o davalarda avukatlık yaptılar, insanları savundular. Bak o dava öyle bir davaydı. Hı hı. Niye? Çünkü ortada bir örgüt yok, hiçbir şey yok. Ama Türk ordusunu itibarsız kılmak, işte bu 15 Temmuz'un hazırlıkları yapılıyormuş aslında orada. O gün bir grup insan farkına vardık, bir sürü şeyler söyledik. Şimdi buradaki meselede 15 Temmuz, Türk ordusunda bir kısım ruhunu satmış personel, Türk ordusunu ve ülkeyi yabancı bir orduya ve yabancı bir ülkeye teslim etmek üzere yaptıkları bir silahlı kalkışma. Buna darbe girişimi ifadesi kullanılmasın. Siz onu özellikle söylüyorsunuz değil mi? Özellikle yani söylüyor. Dikkat edin, ordudan gelen asker kökenli hiç kimse bugüne kadar buna darbe girişimi ifadesini kullanmadı. Çünkü burada başka bir ahlaksızlık ve alçaklık var. Olayın o sıcak döneminde de Sayın Binali Yıldırım bağlandığında kalkışma lafını kullanmıştı. Kalkışma çok doğru. Değil mi? O zaman çok teşhis çok doğruydu, ifade çok doğruydu. Şimdi bakınız, bugün gelinen nokta itibariyle bizim olduğumuz davalarla mukayese ettiğim zaman bugün ben bir tek şeyi arzu ederim. Olabildiğince adalet bulunsun. Hı hı. Suçsuz insanlar çok daha çabuk ayıklanabilsin. Ki gerçek bu FETÖ neyse, bunun içindekiler bir açığa çıksın. Fakat ben bugün bir büyük tehlike görüyorum dışarısı açısından. Bir takım şahsiyetler televizyon ekranlarında ya da ne bileyim medyada önüne gelen için FETÖ'cü diye bir yaftalama peşine düştüler. Kendilerinin bir takım hesapları nedeni. Şimdi insanları böyle ifade etmeye başladığınız zaman
bu örgütün gerçekten var olan unsurlarını siz oyun tahtasının dışına atıyorsunuz. Ben hukukçu olmadığım için hiç o işe burnumu sokmuyorum işte beyefendiler. Burada anlatacaklar onlar hukuki meselesini. Ama ben dışarıdan bakıyorum. Bunun uygulanacak olan stratejide çok ciddi biçimde bir eksiklik görüyorum. O da şu. Bu stratejide samimi gördüğüm bir tek adam var benim bu ülkede. O da Cumhur Reisi Tayyip Bey. Geri kalanlar maalesef ne yazık ki samimiyet görmüyorum. Mış gibi yapıyorlar. Çünkü daha sonra bir hesaplar yapıyor, geçmişte bir bağ kurmuş, siyasetçi korkuyor, benim ilgim ilişkim çıkacak, bir sürü dünya kadar adam Pensilvanya'ya gitmiş, el öpmüş, işte kendisine iş istemiş, çocuğuna bilmem ne olmuş, işte dünürüne bilmem ne. Küçük hesaplar peşine düşmüşler. Şimdi dolayısıyla bunu daha halka genişletildiğinde, aynı şey ben birinci günde bunu söylediğim için bugün de hiç yüksünmeden söylüyorum. Ben o gün birinci gün Ülke TV'de söyledim, Halk TV'de söyledim. Habertürk'te de söyledim daha sıcağı sıcağına o günlerde hemen 2-3 gün üst üste. Onun için bugün de arada bu kadar zaman geçti yine aynı cümleyi kuruyorum. Peki o Cumhurbaşkanı'nın bu kadar kararlılığına rağmen nasıl olur da... Yapamazsınız işte. Bakın yapamazsınız. Çünkü aşağıdaki halkalar gittikçe genişledikçe bu yukarıya doğru gelen piramidin buraya doğru geldikçe bütün bilgi, belge, karar her şeyi kaybediyorlar. Sonuçta Cumhurbaşkanı dediğiniz tek adam. Bütün danışmanlar istediği zaman onu odaya kilitliyor kardeşim boğuyor. Bu böyledir. Bu danışmanlar meselesi böyle bir şeydir. Aşağıda da piramidin altı çok geniş bu ilişki açısından. Geniş olunca olabildiğince yaymaya çalışıyorlar. Ha biz karar söyleyecek, olarak diyorsunuz yani. Söyleyeceğim cümleden emin değilim. Emin değilim ama işin içine muhtemeldir ki çok ciddi paralar da giriyor. Dolayısıyla bir takım kişiler hapisten çıkartılıyor. İşte tutuksuz yargılanma kararı veriliyor. Küçük elemanlar, memurlar, Cumhur Reisi'nin bir konuşması vardı. Orada da bundan dert yandı. Kendisi de dert yandı o konuşmada. Hatırlamıyorum Bursa olabilir, Balıkesir. Bir yerde yaptı veya Kayseri'de. Ya Kayseri ya Balıkesir yaptığı bir konuşmada o da bütün bunlardan dert yandı. Yani dedi bununla ilgili çok şikayet alıyorum. Evet, küçükler diye. Dolayısıyla buradaki adaletin hukuk sistemimiz içerisinde, hukuk sisteminden çok şikayetim var. Bilgisizlikten kaynaklanabilir. Onun için üstadlar düzeltsin desinler ki yok hani siz yanılıyorsunuz hukuk sistemimiz bizim çok mükemmel falan diye. Ama burası aynı zamanda bir de hukuk devleti değiliz biz. Dolayısıyla işler yürümüyor. Ama bakın bu çok önemli bir dava. Çünkü eğer burada siz bunların arkasındaki büyük güç olan Pentagon'un bir koridoru, NATO'nun bir koridoru, CIA'nin bir koridoru yani Beyaz Saray, Pentagon, Genelkurmay yok işin içinde olsaydı zaten iş başka bir yere gidecekti. Dolayısıyla bir daha bu tür kalkışmaların, bu tür ahlaksızca bu isyanların olmaması için bir kere ordunun içinde çok ciddi temizlik yapacaksınız. Hala orduda yapılamıyor temizlik. Yani endişeniz var sizin anladığım kadarıyla. Benim çok ciddi endişe. Şaka mı yapıyorsunuz? Atilla Bey biz birinci günden beri söylüyoruz. Ordunun, bakın kara hava kuvvetlerinin %85'i FETÖ'cüydü. Bunu 10 Temmuz 2008'de, 2018'de Halk TV'de söyledim. Ayın 10'uydu, 10'u, 10'u. %8 deniz kuvvetlerinde neredeyse %60'ı. %60'ı böyle peki, bir temizlenmeden yapı sonra? Efendim ha şimdi hala bu, şimdi bunu temizlemeniz kolay değil bu kadar büyük. Hem temizleyecek hem yerine koyacaksınız. Nasıl yapacaksınız bunu? Gökten zembille indirmiyorsunuz. Subay zor yetişir. Subay kolay yetişmez. Hiç kolay yetişmez subay. Bir de bunu yerine koyacaksınız. Yine temkinli gidiliyor. Bakın ben yine olabildiğince başarılı görüyorum. Başarısızlık çok büyük ama başarılı görüyorum. Dolayısıyla bir daha o söylemiş olduğum koridorların böyle bir şeye tevessül etmemesi için buradaki adaletin, mahkemelerin hızlı yürüyor. Bizim davalarla mukayese ettiğimiz zaman öyle mi Celal abi? Evet, evet. Bizim davalarla mukayese ettiğimiz zaman şimdi çok hızlı yürüyor. Çok hızlı kararlar geliyor. Yeterli mi? Kendimce izleyebildiğim kadarıyla ki dikkatli izlemeye çalışıyorum. İddianameleri dikkatli okumaya çaba harcıyorum. Aksaklıklar var. Ama onu işte bizim hukukçularımız, namuslu, ahlaklı hukukçularımız uyaracak, düzeltecek. Ama büyük paraların peşinde koşanlar işi zıvanadan çıkarıyor. Anladım. Benim öyle bir korkum. Hemen buradan Celal Bey'e geçelim. Celal Bey, sizin tabii tecrübeniz hakikaten çok canınızı da yaktı. Ama bir şeyi unutmuyorum. Radyoya bağlanmıştık size.
O zaman onu söylemek çok cesaret isterdi. Ben inanamamıştım. Sonra onu medyada kullandı çok. Dedi ki bizi yargılayan bu kürsüdeki herkes dedi. Çete. İstisnasız aynı cezaevinde yargıladıkları yerde tabii, bu çete tabii. dedi. Çete İçeri dedi. Girecek dedi. Evet. Hakikaten o kürsüdekilerin hepsi içeridesiniz. Doğru mu? Evet, evet, hayır doğru, Celal abi radyoda değil ki mahkeme salonunda söyledi. Sizler dedi yargılanacaksınız. Evet. Doğru yüzüne karşı. Tabii canım orada söyledi Celal abi. Şimdi bu olayla ilgili bilmiyorum sözü bana mı verdiniz? Tabii tabii. Evet. Orada mı? Ben önemli bir eksiklik görüyorum. Şöyle. Balyoz davası sırasında yaptığımız incelemeler, bulduğumuz üretilmiş deliller, üretilmiş delillerin içeriği ve bazı bulgular bize bu balyoz kumpasının aslında Türkiye'de bir grup Amerikalının da katkısıyla ortaya çıktığını gösteriyor. Çok profesyonelce hazırlanmış evet, bir şey. Evet, çok profesyonelce. Mesela şöyle. Amerika'da bir parçayı okyanusa atmak sözünden bahsedilebilir. Ama Türkiye'de okyanusa atacağım ben bunu diyemezsiniz. Tamam mı? Ama Türkiye'de kurulan kumpaslarda örneğin Poyrazköy davasında işte belli kişilerin okyanusa atılacağı söyleniyordu. Bu alışkanlık nereden gelir? Yani bu sadece bir parçasıydı. Bunu anlatmaya kalkarsam programın dışına çıkmış oluruz. O yöne hiç gidilmedi. Benim düşüncelerime göre bir kalkışma varsa eğer bir ülkede, Cahit Külebi'nin de dediği gibi arkasında mutlaka Amerika vardır. Tamam. Şimdi bütün bunların üstüne henüz gidilmedi. Yani bunların işbirlikçileri kimlerdi? Bu kumpası yapanlar, bu yargılamayı yapanlar ve üretilmiş delilleri üretenler, üretilmiş delillerin üretilmiş olduğunu görmezden gelenler kimden, nasıl emir aldılar ve hangi mekanizmayla birbirlerini tanıyorlar? Böyle bir sorgulama yok henüz. Evet. Asıl hedefleri de neydi evet. buradan giderek? Yani iddianamelerde buna dönük böyle bir çaba... Yok şimdi iddianameler yok. Parça parça olduğu evet. için... Bakın o iddianamelerin birçoğunu okudum. Bu hakikaten kısıtlı zaman sürecinde ve yargıç ve Cumhuriyet Savcısı eksikliği içerisinde bu iddianamelerin büyük çoğunluğu FETÖ'cülerin iddianameleri gibi havadan sudan değil... Bazı şeyleri ve neden sonuç ilişkilerini anlatan iddianamelerdir. Çok iyi hazırlanıyor evet. hocam. Bunu teslim etmek gerekiyor. Çok iyi hazırlanıyor. Evet. Fakat onu orada bırakıyoruz biz. Bu parça parça yerlerde yargılamalar oluyor. Bir bütünlük yok. Bu bütünlük sağlanmadığı için bu söylediğim olaylar kopup gidiyor. Ve zaman zaman da bir takım yanlışlar çıkıyor ortaya. Nedir mesela? Ben Merdan Yanardağ ile ilgili bir şikayette bulundum Hakim ve Savcılar Kurulu'na. Kaç yıl önce bulunmuşuz. Daha henüz beyefendiler cezaevinde değiller, yurt dışına kaçmamışlar. Ama yeni 3 ay 4 ay önce bir karar geldi ve bu FETÖ'cü çete üyelerinin yaptığı yargılamadaki benim şikayet ettiğim konuların rutin yargı faaliyeti olduğu konusunda bir karar geldi HSK'da. Yani bu insanı ürpertiyor. Oysa beklentiniz yani onu tabii. yakalayıp yeni bir davaya konu tabii. olacak, bir şey olacak. Tabii birincisi o. İkincisi, bu ülkeden FETÖ'cü polisler geçti. FETÖ'cü savcılar geçti. FETÖ'cü yargıçlar geçti. Üstelik bu FETÖ'cülerin, ki biz FETİP'i derdik, FETİP'in egemen olduğu yargıda sistem şöyledir. Piramit şeklinde kurulmuştur. Piramidin en üstünde Cumhuriyet Savcısı, polis vardır, polis şefi. Hep öyle denirdi değil mi? Onlar bakın, hazırlıyor, bunlar uyuyor. En üstü polis şefidir. Sonra Cumhuriyet Savcıları gelir, tabanda kapı kulları olan yargıçlar gelir. Bu kapı kulları yargıçlar derken bugünkü yargıçlardan söz etmiyorum. Sakın yanlış anlamasın. FETÖ'nün kurduğu sistem böyledir. Sistem böyledir. Polisin söylediği bir şeyi Cumhuriyet Savcısı yapamazlık edemez. Cumhuriyet Savcısının talebini de yargıç yapamazlık edemez. Şimdi şu üçgendeki yapılanmayı ve
polisin hiyerarşi, en başta olduğu, hiyerarşisinin en üstünde olduğu yapılanmayı henüz sorgulamış ve çözmüş değiliz. O kadar polis teşkilatından atılmalar var, tutukluluklar var. Güzel ama bunu sormadık. Ha, bunu evet, kimseye sormadık. Hmm. Yani sen kimden emir alıyorsun? Sana bunları kim yaptırdı? İtirafçı olanlar varsa bu yönde itirafçı olsunlar. Burayı bir çözelim. Hmm. Bu yapılanmayı çözelim. Şimdi her bölgede imamlar olduğu söyleniyor. Evet. Ama ben bugüne kadar bu adalet mekanizması içerisinde ki bu sistemi denetleyen, İstanbul'da kuran, kurduran, çalıştıran kişinin kim olduğunu bilemiyorum. Yani evet, şimdi şu anda yargılamamız 15 Temmuz'daki kalkışma ile ilgili o eksende yargılama yapıyoruz. Ama bunu yaparken aslında biz biraz da bu kumpas davalarındaki yargıçların üzerinden acaba ne gibi bir örgütlenmeleri vardı diye gitmemiz lazım. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlarımın da zamanını almamak için. Şimdi FETÖ bitti mi bu yargılamalarla? Biraz önce yok, Erol Bey de söyledi. Hayır, bitmedi. Çünkü bu bir bataklık. Bataklık sivrisinek üretmeye devam ediyor. Bunu ne adına yapıyorlar? İşte din adına yapıyorlar, Allah adına yapıyorlar. Fakat akıllarını bunlar satmışlar. Özgür iradeleri yok, özgür akılları yok. Ve Kuluçka döneminde olan ve TSK'nın her kademesinde veya bakanlıklarda, İçişleri Bakanlığı'nda her yerde Kuluçka döneminde olan sayısız FETÖ'cü var. Onun için mi her sabah görüyoruz bir operasyon oluyor o kurumdan, 50 kişi buradan? Tabii. Yani, evet. Böyle bir perakende bir şekilde devam ediyor ama yani zorluk mu var onların toplu tabii, sistemi çözemiyoruz o zaman? Çok zor bir sistem çözmeniz. Çünkü bakın şöyle, hangi yöntemle ayıracaksınız? Ancak birisi şeyden tutuklandığı süreç içerisinde çözülmeye başlıyor. Tamam, anlatacağım diyor. Anlatmaya başlayıp belli isimler veriyor. O zaman operasyon yapılıyor. Hmm. Onun haricinde nasıl bulacaklar, doğru, nasıl arayacaklar? Bulamıyorlar tabii. Yani anlatmak istediğim, bir defa bu bataklığı yaratan koşulları kurutmamız lazım. 15 Temmuz'a giderken aslında başka şeyleri yakalarsak belki onu da çözeceğiz değil elbette mi? Elbette çözeceğiz. Başlangıcını yani, daha geride. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu FETÖ kalkışmasıyla ilgili bir komisyon kuruldu ve bir rapor verdi. Hı hı. O raporun sonuçlarından birisi sorgulayıcı eğitim yapmalıyız diyor. Hı. Tamam? Şimdi sen burada eğer sorgulayıcı eğitim hala yapmıyorsan çocuklarını bugün FETÖ'ye, yarın da TETÖ'ye kaptırabilirsin. Bunların önlemini hı, almamız gerekir. Bu çocukları çağdaş düşünceyle yetiştirmemiz hı, gerekir. Hı. Bunları söylüyorum ama elbette, yargılama konusunda birçok ilde davalar bitiriliyor veya hı hı, biraz daha sürecek. Hiç acele etmeye gerek yok. Çünkü acele ederek yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecek kararlara meydan vermemek lazım. Bunları kahraman yapmamak lazım. Hı. Bu nedenle kılı kırk yaran bir hukuk anlayışı, çok ince bir hukuk anlayışı ve deliller, delille sanık arasındaki nedensellik bağını kurup mahkumiyetleri ona göre vermek hı, gerekir. Tabii bu arada da en önemli şey suçsuz ve günahsız olan insanların bir an önce, tabii, tahliye edilmeleri, aklanmaları ve topluma yeniden dönüp hı, itibarlarının iade edilmesi olacak. O da çok, çok önemli. Bir, çok az gündeme geliyor, onu da konuşacağız. Küçük bir anekdot anlatayım Celal abinin söylediğini, değerli arkadaşımıza da ışık olur. Belki hı-hı, hani davaları takip hı-hı, ederken yol gösterebilirler. Ben iki kere sorgulandım. İlki 45 dakika sürdü. Sonra anlıyoruz o niye sürdü. Çünkü ondan sonra hep polisler 8 kere tuzağa düşürmeye çalıştılar. Şimdi Bağdat Celal bir sürü şey. Onları anlattım nasıl bir saçma sapan işler yapıyorlar. İkinci 8,5 ay bir daha alındım. 8,5 ay sonra. Şeye Zekeriya Öz avukatın, yani Hande Subaşı Habertürk'ün avukatıydı.
sağ olsun ikinci avukat, ikinci davada. O da hiç bu davalara girmemiş. Şimdi bana soruyor saçma sapan şey. Dedi ki senin bilgisayarından abi ünlü lobi belgesi çıktı. Tutuklayacak ya sözüm ona. Dedim ki çıkmaz. Niye? E çünkü ben bilgisayarımı geri almadım ki dedim adli emanette. 8,5 aydır sizde duruyor. Siz yüklemişsiniz. Ben dedim cep telefonumu da almadım. O da 8,5 aydır sizde. Niye dedi? Dedim bununla karşılaşacağımı bildiğim için. Bakın şimdi bu şu işte Celal abinin anlattığının en ibret verici uygulamasıdır. Arkasına yaslandı. Cep telefonundan polisi aradı. Erol Mütercimler gibi birisini aldırıyorsunuz dedi. Delilleri bile göndermiyorsunuz. Bitti. Bu kadar açık verdi ya. Efendim bitti. İşte onun için bu davalar da böyle bir hale gelmesi. Ama Ergenekon davaları zaten üstadın da gayet yakından izlediği gibi suç tasniği yani hukuk diliyle suç imal etme faaliyeti olduğu için baştan sona bunlar çok da yadırganacak durumlar tabii değil. İşte bu davada öyle bir şeye gitmesin. Olabildiğince ama tabii içeride suçsuz iftira atılarak, ihbar yapılarak alınmış insanlar nasıl ayıklanır abi, nasıl hızlı oradan çıkartılır? Hukuk sistemi yani nasıl yapılır? O da galiba anladığım kadarıyla size düşüyor o görevde. Evet, Mehmet Bey'e başkanı olarak anladığım sıra, kadarıyla. Evet, 15 Temmuz darbe davalarının platformundasınız siz. Şimdi Erol Bey'in söylediği hani bu iftira ile sıkıntı çekenler var dedi. Ben de araştırırken CMK'da bir 158. maddeyle ilgili bir değişikliğe gidilmiş. Bunu Adalet Bakanı diyor ki düzenleme yürürlüğe girmeseydi yani 30.700 soruşturmanın takipsizliği verildi ve bunu yalnızca hakim ve savcı görüyor bir de ihbar eden yani kamuya evet. Yansımadan bu olumlu bir şey ama. Tabii ki olumlu çünkü. Bu belki de ihtiyaçtan doğdu ama bundan önce demek ki ihbar ettiğinizde tehlikeli bir alan demek ki yani beğenmediğiniz ya da rakip gördüğünüz birisini bile bir üzerine suç üretip atıp onun hayatını da karartabilme ihtimaliniz vardı. Evet. Biraz o konudan da hareketle bizim bir de tablolarımız var. Kaç dava Samet onları verebilir miyiz? Bu son durum diye toplam sanık ve tutuklu sanık. Belki Mehmet Bey onun üzerinden de yenilendiyse bize rakamları, güncel rakamları söyleyebilirim tabii ki. Bizim burada stüdyoya da verelim onu. Şimdi öncelikle buyurun. Tabii FETÖ'yü tanımak gerekiyor. Evet. Şimdi FETÖ öyle bir yapı ki kolaylıkla çamur atabiliyor, lekeleyebiliyor insanları ve dolayısıyla CMK'daki bu değişiklik aslında bu zorunluluktan doğdu. Daha önce herhangi bir kimlik bilgisi olmaksızın ihbarda bulundukları zaman soruşturma açılabiliyordu. Kaç kişiyi öyle gözaltına almadılar mı atıyorlardı ya? Daha sonra bu düzeltildi ve olumlu anlamda bir şey yapıldı. Şu anda aslında yargılamalar ikiye ayırmamız gerekiyor. Birincisi darbe yargılamaları. Evet biz de onu yaptık öyle yaptık. İkincisi FETÖ yargılamaları tamam. Yani örgüt yargılamaları. Buradan o rakamlar sizde de vardır görebiliyor musunuz burada? Hani hem de seyircilere 105 evet, bin. Görüyorum o rakamlar sürekli güncelleniyor. Şimdi ben mesela öncelikle şu darbe yargılamalarıyla ilgili birkaç bilgi vereyim. Tabii. Şimdi Adalet Bakanlığı daha önce açıklama yapmıştı. 289 civarındaydı ama Ekim ayının sonu itibariyle şu anda Türkiye'de 308 tane darbe davası var. Darbe davasının ötesinde 98 tane mahrem yapılanmaya ilişkin dava var. Biraz önce Celal Bey'in vurgu yapma. 98 tane. Örgüt üyeliği ve mahrem yapılanma yani sivil imamlar bağlantısıyla ilgili. Bunun dışında 10 tane finansal yapılanma davası var. Yani mali örgütlerle ilgili. Bir de 17-25 Aralık sürecine ilişkinde 11 tane darbe davası. Şimdi bunlar anayasal düzeni değiştirme teşebbüs suçlamasıyla ve silahlı terör örgütü üyesi suçlamasıyla açılan yargılamaların bir kısmı. Bunun dışında Türkiye'nin pek çok yerinde FETÖ üyeliğiyle iddiasıyla açılan binlerce dava. Şu anda bu yargılamaların 56 ilde yürüyor. Yani darbe yargılaması 56 ilde yürüyor. Bunların 63 tanesi İstanbul'da, 63 tanesi de Ankara'da yürüyor. Büyük bir kısmı burada. Ve ilk derece mahkemelerinde de büyük bir %80 civarında tamamlandı. Ama 2019'un Ocak ayına, Mart ayına, Temmuz ayına da duruşmalar var. Yani bitmeyecek. İlk derece mahkemesi aşamasında. Şu anda
Bugün 3 tane yargılama aynı anda yürüyordu. Bir tanesi Silivri'de Kuleli Çengelköy davası, biri İstanbul İl Jandarma yapılanması, biri de Çekmeköy Kışlası'ndaki olaylarla ilgili 3 yargılama bugün duruşması vardı ve devam ediyor. Atatürk Havalimanı davası Ocak 2019'da devam edecek. Ama çok özür dilerim. Bunu yani hem Celal Bey'e hem size bu davaların ayrı ayrı o adlarla ve fiilin işlendiği yerle ilgili açılması zorunlu mu Celal Bey? Yoksa hani bunları mesela daha bu kadar yoğun sanığı olan bir dava görülmez. Hantallıkla çökerdi yani. Onun için ayırmakta fayda yani var. Tabii, aslında bir yasa çıktı. Yani bir kanun hükmünde kararname ile geçmiş dönemde Ergenekon ve Balyoz davalarında olmaması için bir yasa çıktı. Çünkü Ergenekon ve Balyoz davası bir müddet sonra sürüncemede kalıp pek çok dava dosyası gelip birleştikçe sanık sayısı, dosya sayısı artıp işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Bir dava üzerine 23 dava ekleniyor. Danıştay mesela değil mi? Böyle Danıştay'ı buraya getirdiler değil mi? O her şey. Adalet Bakanlığı bir tedbir aldı, düzenleme getirdi ve suç tipine göre ayırdı. Her yere göre bir dava açıldı. Fakat bunu da tedbirleri artırdı. Sadece mesela İstanbul'da pek çok adliye olmasına rağmen sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmalar yürütülüyor ve onların hazırladıkları davalar açılıyor. Anadolu Adliyesi veya Bakırköy Adliyesi'nde işlenen suçlarda davalar açılmıyor. İstanbul, onların da özel bürosu var değil mi? Öyle çalışıyorlar. Uzmanlaşıyorlar. İl merkezlerinde topladı. İddianameler arasında da bağlantılar var. Yani bizim işte affedersin soruşturmayı yapan polis de tek merkezde. İş bölümü, evet, onlar da iş bölümleri var. Yani tek merkezi derken yani belli bir polisler değil. O olay tipine göre polisler de kendi aralarında branşlaşıp onlar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Zaten şeyde emniyette işte finansal suçlarla ilgili ayrı, dijital suçlarla ayrı, siber suçlarla ayrı. Bu darbe yargılamaları ilişkin özel ekipler kuruldu ve geniş bir ekip. O ekip de yani Atatürk Havalimanı davasında mesela 66. Mekanize Tugayını bilmesi gerekiyor. Hava Harp Okulu'nu bilmesi gerekiyor. Hava Harp Okulu'nda 66. Mekanize'de ve Atatürk Havalimanı civarında olan davalarla ilgili bir birim ilgileniyor. Fakat 66. Mekanize'ye bakan bir ekip aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ve İstanbul Valiliği'nin işgalini de bilmesi gerekiyor. Çünkü o Tugay'dan çıkan, Avrupa yakasından çıkan birlikler hem İstanbul Valiliği'ni hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale gitmişken bir yandan Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne giden bir başka kışladan birliği var. Bir de Atatürk Havalimanı'na giden var. Mahmut Bey kışlasına var. Yani Mahmut Bey gişelerine var. Dolayısıyla bunları da işte branşlaşma oluyor. Ona hakim oluyor konusuna. Hem savcılar kendi iş aralarında yani başsavcıların ve başsavcı vekillerinin nezaretinde. Çünkü iki tane savcı hazırlıyor. Bir başsavcı vekili bir de Cumhuriyet Savcısı. Onlar da kendi aralarında iş bölümü yaptılar. Ve aslında darbenin arka planını da araştırıyor bizim savcılarımız ve buna ilişkin çok ciddi veriler de elde etti. Yani darbeni üreten derin yapı hangisi? İşte biraz önce Amerika dedi Celal Ülgen. Doğru, bizim FETÖ darbe davasına ilişkin de buna ilişkin ciddi veriler var dosyalarda. Sonradan bir dava olma ihtimali olur mu? Hani yurtta sulh konseyi diyoruz mesela oradaki liderlik yapısını... Onu çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye'deki en önemli iki tane dava halen devam ediyor. Bunlar Ankara'da devam eden Akıncı Üssü davası ve Genelkurmay Çatı davası. Bu davalar üst derecedeki generallerin, amirallerin ve aynı zamanda buradaki kurmay albayların, çünkü FETÖ'deki özellikle kurmay albay mekanizması çok ön planda, onların yargılandığı dava ve onların toplantı yerleriyle beraber darbenin sivil imamlarının da olduğu, yani Adil Öksüz'ün, Kemal Batmaz'ın, Harun Oruç'un yargılandığı davalar onlar. Aradaki bağlantılara ilişkin pek çok veriler var ve savcılıklarda ilk önce soruşturmalar gizli yürüyordu ve iddianameyle ortaya çıktı. Ne zaman ki örgüt sanıklara temas etmeye başladıktan sonra bir karartma başladı. Nasıl temas etti? Yani nasıl temas etti? Aileler üzerinden, bir kısım avukatlar üzerinden ve sanıkların kendi aralarındaki irtibatlarına. Yani çünkü, savunmayı oluşturma manasında mı söylüyorsunuz? Yani örgütü gizleme anlamı. Aslında yani çünkü ağzınızdan bu çıkacak. Tabii gibi. Çok affedersiniz. Önemli değil mi orası? Bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bizim cezaevlerimiz çok dolu. Çok. Yani 40 bin fazlalık var. Siz cezaevine örgütlü suçlardan kişileri alıp da
30'unu birden ayrı koğuşta bulundurursanız kontrol edemezsiniz bir. İkincisi, bunların içerisinden bir kişi sıyrılıp da ben gerçeği söyleyeceğim diyemez. Diyemez. Yani baskı o baskıdan kurtarmanız gerekir. Böyle bir de fiili imkansızlık var. Oradan o boşluktan yararlandılar aslında. Evet. Yani önemli bir şey söylediniz. Çünkü ben de hani diyordum ki acaba merkezde bir akıl varsa bunlara savunma konusunda nasıl yardımcı olacak? Hani burada bu argümanla direnin değil mi? Bir şeyler evet. söylüyorlar onlar. Yani da. Şimdi şöyle, yani aslında 15 Temmuz darbe yargılamaları Türkiye tarihi açısından bir fırsat. Çünkü Türkiye gerçek anlamda hiçbir zaman darbe yargılaması yapamadı. Yani 27 Mayıs'ı darbeciler yargılamalarını yaptılar. 12 Eylül darbecileri artık vefat anlarında yargılama başladı. 28 Şubat'ta kısmi bir Batı Çalışma Grubu'na ilişkin bir dava var ve yürüyor. Sadece gerçek anlamda 15 Temmuz'da darbeciler yakalandı. Çünkü darbe... Çok eskiden bir 9 Mart olayı vardır değil mi? 9 Mart olayı vardır. O ama kendi içinde tasfiye meselesi. Dar bir kadro. O çok ayrı ilk bir iş. İlk kez darbe yargılaması yapıyoruz. Gerçek anlamda Türkiye hukuk tarihi anlamında ilk kez gerçek darbe yargılaması yapıyoruz. Bu anlamda tabii tarih tecrübemiz eksik. Ancak yani 15 Temmuz'da milletimiz nasıl sokağa çıktıysa bu yargılamaları da böyle hakikaten Cumhuriyet savcılarımız, polislerimiz, avukatlarımız ciddi emek sarf ederek kendilerinden biraz önce Erol Bey, Celal Bey ile ilgili bir şey söyledi dedik. Yani o davalarda herhangi bir ücret almadan ve sırf onu korumak için mücadele etti. Bugün de özellikle müdahil avukatları şehit yakınları ve gazilerin hakkını, hukukunu korumak için müthiş bir mücadele ediyor. Yani İstanbul'da 200'e yakın avukat bütün yargılamaları takip etmeye çalışıyor. Yani bugün esas hakkında savunma dinleniyor. Ve esas hakkında savunma da aslında müdahil avukatın yaptığı bir şey yok. Yani siz gidiyorsunuz sadece orada savunmaları dinliyorsunuz. Ve çoğu da yalan söylüyor. Fakat buna rağmen bugün duruşmada 10 tane meslektaşım gelip duruşmada sırf var olmak adına gelip davayı takip ediyor. Basın takip ediyor ama tabii kararlarda artık haber oluyor kamuoyuna. Tartışmada bir delil çıkmıyor mu böyle? Hani mesela bir tanık, bir ifade, bir kamera görüntüsü. Yani bunların ne kadar yakalandığını, kıstırıldığını gösterecek. O kadar çok şey çıkıyor ki aslında. Yani mesela onları daha çok paylaşmak şimdi basında, lazım. Şimdi bu yargılamalar, şimdi suçlu ilan edilmeden önce biz kamuoyunda yani hukuka riayet etmeye çalışıyoruz. Ve hukuk önünde insanlar henüz sanıkken deşifre etmemeye çalışıyoruz. Doğru zaten. Çünkü bu doğru bir tavır. 66. Mekanize Tugay'ın yargılaması yapılırken Yunanistan'a kaçan darbecilerin aynı zamanda dosyadaki sanıklarla beraber bulundukları çatışma anlarına ilişkin giriş ve çıkışların görüntülerini basın izlediğinde yani şok oldular. Böyle görüntüler mi var? Bu davalarda pek çok görüntü var. Yani bu davalar çünkü yani ekranda gözüktüğü gibi bütün ülkenin gözü önünde yaşandı. Canlı yayınlandı o. Vatandaşlar da darbeye karşı olmaya giderken bir yandan da cep telefonlarla kayıt yapıyorlardı. Ve o kayıtlar silinmesin diye YouTube'a atıyorlardı. Yani böylesine bir suçüstü hali var. Ama buna rağmen ateş ederken, gözüken sanık, yani o kişi ben değilim diyebiliyor. Bu tavır örgütle mücadeleyi zorlaştırıyor. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz önemli bir mesele var. Yani biz bu yargılamalarda müdahil avukatlar olarak bile suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken masumların da temize çıkmasını, beraat etmesini savunuyoruz. Çünkü FETÖ bir yandan da toplumu dejenere etmeye çalışıyor, çürütmeye çalışıyor. Çünkü masum insanlara ceza verdiğiniz zaman bütün FETÖ yargılamaları üzerinde bir operasyon üretmeye çalışıyor. Ben de tam onu dedikleri soracağım. Çok önemli. Mehmet Bey, bu askeri öğrenciler ne oldu, onların davaları? Şimdi askeri öğrencilerle ilgili pek çok dava var. Ve askeri öğrenciler, bazı dosyalarda askeri öğrenciler beraat ettiler. Bazı dosyalarda ise aktif eylemlere karıştıkları gerekçesiyle ceza aldılar. Onların durumları da her olayda değişiyor. Çünkü bazı yargılamalarda... Hava Harp Okulu öğrencilerinin... Birkaç tane var Hava Harp Okulu öğrencilerinin. Samet Kuşun öyle bir listemiz var. Verebilir lisenin, misin ekrana? Özür diliyorum. Oradaki benim endişem ne biliyor musunuz? Üç numara. Talat Aydemir...
isyanı vardı ya. Evet, herkes onu savunmasında onu kullanıyor. Çok yaşayın. Evet. Şimdi Talat Haydemir isyanında biliyorsunuz iki sınıf ihraç edildi. Hı-hı. Ve o iki sınıftan bazı çocuklar da hapse atıldı. Orada, ki onlar da öğrenciler. Evet. Bunların emirleri doğrultusunda. Şimdi o hatanın bir kez daha tekrarlanmaması gerekiyor. Şimdi o zamanki hukuk sistemi falan filan farklıydı. O çocuklar az kaldı hapishanede. Hı. Sonra hepsi üniversitelere gittiler. Bakın askeri şey... öğrenciler, Erol Bey, ekranda görebiliyor musunuz? Stüdyoda verir misiniz? Ağırlaştırılmış müebbet hapis askeri öğrenci 60 bizim şeyde. Müebbet hapis 252. Sürekli hapis cezası 38. Beraat eden 66 diyor. Evet. Mesela erler meselesi çok konuşuldu bir ara. Yani erlerden ne olur diye. En suçsuz, günahsız er yahu. Bir ağırlaştırılmış müebbet alan 11 er var. Ama beraat eden de 975 var o evet, sırada. İyi, çok yüksek, iyi. Bu erler herhalde ateş açıp öldürenler. Ateş eden erler. Ateş bir de mesela askeri öğrenciler emirde. Bazı yerde mesela başlarındaki komutan gelip sıkı yönetip kararını tebliğ ediyor. Hı hı. Yani diyor ki yani artık ordu bakanlar kurulu düştü, ordu yönetimi el koydu. Bu saatten sonra sıkı yönetim kanunları geçerlidir. Ateş et sivil, polis, halk fark etmez. Emrime uyacaksınız diyor. Ve orada askeri öğrenciler bu emirlere canı gönülden uyuyorlar. Erlerde bile orada bir soru işareti oluşuyor. Uyup uymamakta tereddüt ediyorlar. Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne örnek vereyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilk başta komutanlar, başlarındaki yarbayı ve binbaşı erleri diziyor vatandaşlara karşı ateş etmeleri için. Erlerden bir kısmı ateş etmeyince sanıklardan bazılarının beyanına göre komutanları bir erin kafasına sıkıyor. Ve kafasına sıktıktan sonra ateş etmeye başlıyor. Ölüyor yani. O çocuğu öldürüyor yani. Öldürüyor. Ve daha sonra erlerden yeterli performans alamıyor. Harp okulu öğrencileri, askeri öğrenciler oraya varınca o erleri kaldırıyor. Askeri öğrencileri diziyor ve o görüntülerde gördüğümüz çoğu askeri öğrenci. Onlar ateş ediyorlar. Yani biz mahkemelerde de biz esas hakkında beyanda bulunurken onu özellikle söylüyoruz. Diyoruz ki biz sanıkların rütbeli rütbesiz, askeri öğrenci, er işte veya polis diye rütbeleriyle değil, eylemleriyle yargılanıp cezalandırılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü bir kişi rütbeli olsa bile masum olabiliyor. Bugün İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı olarak gözüken kişi tahliye edildi uzun süre önce. Kor generaldi, kol ordu evet. komutanıydı. Tahliye edildi, dosyası tefrik edildi ve muhtemelen beraat edecek. Öyle gözüküyor. Orada nasıl bir hukuki sonuç çıktı? Yani kendisinin tutumu, davranışı Çünkü mı? Çünkü yani o gece izinde bir tatil beldesinde ve aynı şekilde telefonla, televizyonlara katılıp biri TGRT, biri de NTV darbe girişiminin hukuksuz olduğunu, birliklerinin kışlalarına geri dönmesine emrini veriyor. Fakat bir yandan da İstanbul'da onun ismi ve rütbesi kullanılarak Emniyet müdürlüklerinin kendilerine teslim olması, askeriye teslim olması gerektiğine ilişkin... Altında da kendisinin ismi var yani. Sıkı onun ismiyle telefon ediliyor. Ha, ediliyor. Bir de sıkı yönetim atama emrinde de İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı olarak o gözüküyor. Çünkü ondan rütbeli İstanbul'da kimse yok. Yani kor general rütbesinde atayabilecekleri biri yok. Onun rütbesini kullanarak faydalanmaya çalışmışlar. Mahkemede kendisini çok ayrıntılı savundu. Delilleriyle hatta görüntülü savundu. Ve mahkemede bir müddet sonra kanaat getirdi, tahliye etti. İsmini hatırlıyor musunuz Kor Generali? Erdal Öztürk, hatırlıyorum. Yani, Kor başka General yerlerde Erdal çünkü hakikaten tartışılan durumlar oldu. Yani çünkü yargılamalar Balyoz ve Ergenekon gibi yürümüyor. Yani burada yargılamalar sanıkların eylemleri üzerinden gitmeye çalışıyor. Bu şu demek değil, %100 başarı değil ama bu %100 başarıyı sağlamaya çalışıyoruz. Ya doğru olan bu zaten. Evet. Doğru. Peki sizin elinizdeki rakamlarda Kuleli Askeri Lisesi ile Hava Harp Okulu öğrencileri rakamları var mı? Şimdi Kuleli Askeri Lisesi'nde 117 tane sanık yargılanıyor. Bu Kuleli Askeri Lisesi'nin öğrencilerin yani 44 tanesi duruşmada tahliye edildi. Bir kısmı da daha önce tahliye edilmişti. Orada 47 tane askeri öğrenci olduğunu hatırlıyorum. Yani şu anda elimdeki ekranda yok ama onu teyit edebilirim. Lise öğrencileri bunlar sonuçta yaşları kaç? Harp okulundakilerine bir şey demiyorum. Cumhuriyet Savcısı askeri öğrencilerden 8 tanesi için beraat mütalasında bulundu.
Erlerin tamamı için, askeri öğrencilerin de 8 tanesi için beraat yönünde görüş ben bildirdi. Ben deminki baktığım rakamlarda askeri öğrencilerde çok yüksek bir rakam var. Beraat Hayır. Ceza alan. Ceza alan çok doğru. Yüksek rakam. Çünkü özellikle askeri öğrenciler onlar şuradan... Onlar acaba harp okulu öğrencileri mi? Onun için merak ettim. Hava harp okulu öğrencilerin şöyle bir talihsizliği var. Hava harp okulu öğrencilerin büyük bir kısmı Yalova'da hava meydan komutanlığına kampa gönderilmiş. Evet. Fakat o kampa gönderilen askerler daha sonra burada bir binbaşıdan ele geçirilen belgeye göre İstanbul Valiliğini işgal için görevlendirilmiş bir kısmı, bir kısmı da başka yerlerde görevlendirilmiş ve Yalova'dan İstanbul'a getirilirken bir kısmı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kalmış, bir kısmı Orhanlı gişelerinde kalmış, bir kısmı Mehmetçik Opet Vakfı'nın tesislerinde kalmış ve orada vatandaşlar önlerini kesip gitmelerini engellemeye çalışırken komutanları vatandaşlara ateş etmiş. Onlar da beraber sabaha kadar çatışmada bulunmuşlar. Dolayısıyla o görüntülerde de var. Ve burada mahkemeler onlarla ilgili hakikaten çok zorlandı. Yani yüzden fazla hava harp okulu öğrencisi yargılanıyor. Birkaç tane rütbeli, geri kalan hava harp okulu öğrencisi 18-20 yaşlarındaki gençler, içlerinde bayan öğrenciler de var. Ama bir yandan da kamera görüntülerinde sabaha kadar çatışma, işte o silahlara mermi verme ve o çatışmada da savunmalarını mahkeme şöyle itibar etmedi. Yani karşımızda teröristler vardı, işte teröristlere karşı çatıştık. Oysa askeri öğrencilerin kışla dışına çıkması böyle böyle bir operasyon yetkileri yok. Askeri yok mevzuat canım. Açısından böyle bir öğrenci durum söz konusu yani. Değil. Yani onlar kendi komutanlarının kurbanılar. Aslında. Ne kadar ziyan edilmiş çocuklar yani ne kadar ziyan edilmiş. Evet. Nasıl ziyan edilmiş? Yani? Bir dram maalesef. İsmail Bey, yani çok önemli şeyler anlatıyor hakikaten Mehmet Bey. Burada sizin hem gazetecilik tecrübesi içinde yani haksızlığa uğradığını tırnak içinde söyleyen, ulaşan var medyaya. Hani hakikaten meselenin çok dışında olup da canı yandığını düşünenler var mı? Böyle bir size de ulaşıyorlardır belki. Yani bize çok sık geliyorlar. Evet. Geliyor. Çok geliyor. Yani orada... Çok önemli bir şey söylediler. Yani FETÖ öyle bir irade ki bu yanlışlar üzerinden zaten yıkım yaratmaya çalışıyor. Ne yazık değil ki mi? Öyle. Yani mahkumiyet, yani birisi bir gencecik bir çocuk haksız yere bir idam alsa da işte bak ne yapıyorlar, biz ne yapıyoruz gibi. Oralarda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Bir kere çok sayıda şikayet geliyor. Yani mağduriyet namına bu şikayetler geliyor. Ama tabii bunların haklı olup olmadıklarını tabii. Tespit etmek yargı süreci. Bizce mümkün değil. Tabii FETÖ'nün başından beri stratejisi öncelikle örgütü gizlemek. Zaten 40 sene gizli örgütlenme yapmış. Yani ve maalesef başarılı da olmuş. Çok başarılı. Devletin zirvesini neredeyse tamamen ele geçirecek şekilde. Özellikle yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general kadrosunun %50'si bugün için bu dava çerçevesinde yargılanıyor. Yani bu korkunç bir şey. Tabii alt rütbelerde de çok sayıda şey var ama onlar bu davalar başladıktan sonra bile davayı sürüncemeye sokmak, sanıkları gizlemek, bir kısmını kaçırtmak, efendim içeride mugalata yaparak insanların zihnini karıştırmak, davaları çıkmaza sokmak, bütün bu taktikleri uyguladılar, uyguluyorlar ve kısmen de başarılı olduklarını maalesef söylemek durumundayız. Yani. Bu kadar çok sanıklı, bu kadar kalabalık, bu kadar pek çok olayların iç içe ve paralel yürüdüğü bir büyük kalkışmada bu dosyaların zamanında tanzimi, tefriki, her şeyi yerli yerine koymak bu fiziken çok bir kere mümkün bir şey değil. Dolayısıyla ister istemez mağduriyetler oluyor, olacaktır. Ama suçun şahsiliği prensibi gibi evrensel hukuk ilkeleri var. Yani suçlular yargılanırken onların yanında onun akrabası, çoluk çocuğunun mağdur edilmemesi noktasında öyle inanıyoruz ki Türk yargısı herhalde kılı kırk yarıyor. Ama her şeye rağmen dediğim gibi bu kadar büyük bir hadisede bazı aksaklıkların, eksikliklerin, yanlışlıkların olmaması mümkün değil. Buna dair şikayetler geliyor. Şimdi tabii bir de şu var son zamanlarda, beraat ettiği halde görevine geri dönemeyenlerin şikayetleri var. Yani
açığa alınmış veya ihraç edilmiş. Ama şimdi bir başlangıç yapalım, ona ikinci bölümde biraz zaman ayıracağız. Çünkü sizin gazeteniz de bugün çok güzel değerlendirdi. Süleyman Özışık Türkiye Gazetesi'nde evet. bu dosyaların olduğu yere girmiş. Bunu gördünüz mü bilmiyorum ama çok enteresan. Yani şimdi 125 bin kişinin başvurduğu, ben kanun hükmünde kararname ile haksız yere işimden edildim diyor. Ne oluyor? O hal ile ilgili bu kararları bir komisyon inceliyor. Orada diyor 440 bin dosya var ve bir örnek istedim diyor. Bir de telefona bağlayalım mı bu noktada Süleyman Bey'i? Yani kendisi oraya katılmış, bir takım müşahedelerde bulunmuş herhalde. Söyleyecek şey de olabilir. Vardır. Şu haber, yani Süleyman Özışık'ı da arkadaşlar bağlarsa biz konuşurken, yani şey, orada benim bir dikkatim... Yani en fazla tartışılan konulardan biri. Doğru. Beraat edenlerin, beraat edenlerin eski görevine dönmesi. Ve tabii bazı yeni uygulamalar da bugünlerde biliyorsunuz çok tartışıldı. Özellikle doktorlarla ilgili yeni mevzuat çalışması var. Çalışamaz özel hastanede. Yani işe başlaması veya soruşturma süresince görev yapmaması, yapamaması. Yani burada Türkiye'nin, demin Celal Bey de kısaca işaret etti, ileride Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecek davalarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük tazminatlara mahkum olmasının önüne geçilmesi lazım şimdiden. Zaten yani, anlatmakta zorlanıyoruz değil mi? Tazminattan vazgeçtim efendim, yani Türkiye Cumhuriyeti tabii manen prestiji, mahkum olmak başka tabii, bir şey. Prestiji inanılmaz, yani, tabii güvenilmez bir devletin itibarı kırılıyor. Evet abi, aynen öyle. Bir de kahraman yapacaksınız. Yani Türkiye'nin hukuk devleti olup olmadığının o şekilde sorgulanmaması şimdi, lazım. Şimdi araya gitmeden önce bu komisyonla ilgili ben daha ilk kurulduğu zaman bir itirazda bulunmuştum. Bu kadar çok yoğun başvurunun yapıldığı komisyonun tek bir komisyon olması ve az sayıda kişinin bunu inceleyecek olması yadırgatıcı bir durum demiştim. Hakikaten öyle, çünkü bakın 440 bin dosya veya 500 bin dosya oraya başvuru yapılıyor. O dosyaların her birisine 10 dakika ayırırsanız ne kadar zaman, ne kadar süre alacağını görürsünüz. Baktım ona Celal Bey, haftada 1200 dosyaya bakılıyor. Yani ama o insanüstü bir gayret, bu nasıl olacak? Komisyonun teşkili ve göreve başlaması bile aylar sürdü biliyorsunuz. Evet, yani evet, kolay için, olmadı o tabloları da verir misin Samet? Yani bunu başvurular il bazında kursalardı, il bazında ve ağır ceza, en azından bir ağır ceza mahkemesi yargıçlarının da içerisinde bulunduğu komisyonu il bazlarında kursalardı ve veya İstanbul'a işte Anadolu yakasında bir şeyde mi? Bir Bakırköy tarafında bir 3 komisyon kursalardı, belki çok çabuk yapabilirlerdi. Şimdi dikkat ederseniz bu komisyonlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılıp da dosyası bu komisyonun kurulmasıyla geri dönen binlerce dosyayı da incelemek zorunda. Evet, doğru. Yani hazır bir defa dosya geldi kendilerine. Kuruluştan sonra da belli sürede yeni başvurular yapıldı. O bakımdan yani hakikaten doğru. Bu komisyonun bu kadar kısa sürede bir sonuç çıkartması veya çıkarttığı sonucun bizi tatmin etmesi mümkün değil. Doğru. Süleyman Özışık hattımızda. İyi akşamlar Süleyman Özışık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Bütün konuklara saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizden de selamlar Süleyman. Şimdi televizyonun sesini biraz kısarsanız Süleyman Bey. Şimdi az bir zamanımız var ama sizin bu OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndaki gözlemleriniz çok ilginç. Bugün Türkiye Gazetesi'nde yayınlandı. Şimdi orada kasalarda, dolaplarda onlarca dosya var. Şimdi sayılar da gelecek. 125 bin başvuru var komisyona. Sonuçlananlar 42 bin, reddedilen 39 bin, kabul edilen 3 bin. Yani 3 bin kişi göreve iade edilecek. Siz orayı bu rakamlar ışığında bize biraz anlatır mısınız? Neler var bir insanın hayatını çok etkileyecek dosyaları açtırmışsınız? Orayı anlatır mısınız bize? Şimdi müsaade ederseniz ben şahit olduğum şekliyle anlatayım. Tabii. Salih Bey'in, ben daha önce OHAL İşlemleri Komisyonu'nu eleştiren bazı yazılar yazmıştım.
ve davet edildim. Gelin burayı bir görün, burayı bir size anlatalım dediler. Sağ olsunlar. Gittim, ziyaret ettim. Dosyaların tutulduğu 125 bin kişinin müracaat ettiği doğrudur ama 430 bin dosya var. Hmm. 430 bin dosyanın olduğu bölümde ve bilgisayar kayıtlarının tutulduğu bir bölümde bazı gözlemlerde bulunduk. Bu gözlemler sırasında şunu yaşadım ben. Herhangi bir dolaptan bir dosya çekin dediler. Çelik kasalar, çelik dolaplar. Bir dosya çektik. Şahsın biri, X şahsın biri. Bugünkü yazımda da ben bunu anlattım. Sizin için belki tekrar olacak ama belki bir çift kulak daha duymaz, bir çift kulak daha duysun diye anlatmak iyi olur. Şimdi şahsın ismi, bir barkod numarası var. Bu barkod numarası üzerinden, barkod numarasında hani bu marketlerde ürün tanıtan, fiyatı bilgisayara yansıtan sistemdeki gibi barkod numarasına tuttuğunda kişinin bütün bilgileri bir bilgisayar ekranına yansıyor ve o ekran üzerinden kişinin bütün geçmişi önünüze geliyor. Hani yazımda da söyledim, bu CIA'nin filmlerde falan gördüğümüz o meşhur ekranları gibi. Bir ekran geliyor karşınıza ve bütün kriterler orada sıralanmış. Aklınıza ne gelir? İşte bayloktur, bilmem işte dershanelerdir, bilmem işte Bankasya'ya para yatırmadır ya da işte Digiturk üyeliğini iptal etmedir. Bütün detaylar geliyor. Şimdi burada ben biraz şeytanın da avukatlığını yapmak için şunu söyledim. Dedim ki bu vatandaşın suçu ne, bir bakalım. Şimdi bu vatandaşın suçu ne bakalım dediğimizde önümüze şöyle bir şey geliyor. Bankasya'ya para yatırmış. Tamam ama Bankasya'ya para yatırmak başlı başına bir suç mu? Yani ekstradan dışarıdan bir vatandaş da o gün Bankasya'ya bir para yatırmış olabilir. Yani bunu nasıl ayırt ediyorsunuz? Bu suç mu? Hayır, değil. Peki suç olduğu nereden anlaşılıyor? Şunu yapıyor. Fethullah Gülen'in terörist başının 14 Eylül'de yaptığı bir çağrı var. Bankasya'ya destek verin diye. Vatandaş, dosyası önümüzde açık olan vatandaş, aynı gün bir bankaya müracaat ediyor. Bilgisayarda var. Bir sonraki kredi gün 20 bin lira bankadan kredi çekiyor ve götürüyor Bankasya'ya, kredi olarak çektiği parayı Bankasya'ya yatırıyor. Peki bu bir suç mu? Hayır, bu da suç değil diyor. Peki suç değilse bu bilgi niye burada yer alıyor? Ama şöyle bir detay var deniyor. Bu vatandaş Bankasya'ya para yatırırken, internet üzerinden EFT'yi yaparken dekontun açıklama bölümüne şunu yazmış. Fethullah Gülen Hoca Efendi ve Bankasya'ya destek. İşte bu suçtur diyor. Kendi iddianamesini hazırlamıştı. Evet, yani kendi ağzıyla ben azılı bir FETÖ'cüyüm demiş. Ya da bir başka örnek vereyim. Hatırlarsanız Digiturk platformu Samanyolu'nu platformundan çıkardığında pek çok FETÖ'cü üyeliklerini iptal etmişti. Doğru, ya o dönemde birkaç masum vatandaş üyeliğini iptal etmiş olamaz mı? Yani tabii, bunların içine karışmış olamaz mı diye bir soru soruyorsunuz. Tabii ki sayısız böyle vatandaş var o tarihlerde üyeliğini iptal ettiren deniyor. Peki siz bunların arasında kimlerin suçlu olduğunu nereden biliyorsunuz diye sorduğunuzda şöyle bir ses kaydı karşınıza geliyor. O tarihte ilgili vatandaş, FETÖ'cü vatandaş aramış. Siz Samanyolu televizyonunu Digiturk platformundan çıkardığınız için ben üyeliğimi iptal ediyorum diyor. Hatta işlerinde işte Recep Tayyip Erdoğan'a, devlete bilmem şuna küfür hakaret edenler bilmem şu bu var. Şimdi bu tür buna benzer her bir suç bir delile dayandırılıyor ve bunun neticesinde örnek şimdi pek çoğumuz şunu söylüyoruz dışarıdan. Çocuğunu FETÖ'nün dershanesinde okuttuğu için ihraç edildi. Hayır efendim, bu başlı başına bir suç gerekçesi değil. OHAL İşlemleri Komisyonu'nda bir suç gerekçesi değil. Yani eğer tek suçu buysa bu kişiler %90 iade ediliyor. Bir şey daha söyleyeyim.
çok enteresan geldi bana. Sizinle de izin verirseniz paylaşmak isterim. Buyurun. Şimdi herhangi bir vatandaş hapiste diyelim ki yakını yok, akrabası yok ya da o hal işlemleri komisyonuna zamanında başvurmamış. Başvuru süresini kaçırmış ya da başvurma gereği duymamış. O hal işlemleri komisyonu şunu yapıyor, mahkemelerle diyalog halinde davası bittiği andan itibaren dosyası o hal işlemleri komisyonuna düşüyor. O kişiyi gıyabında o hal işlemleri komisyonu karar veriyor. Eğer mahkemede beraat etmişse ya da tahliye edilmişse onunla ilgili de bir karar veriyor. Gıyabında karar veriyor. Hakkını gözetiyor. Bugüne kadar tabii Avrupa Birliği'nden AHİM'den ve siyasi partilerden pek çok kişi, CHP'nin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, İYİ Parti'nin pek çok milletvekili buraya gitmiş, burayı görmüş. Hakikaten yani burasıyla bu alanla ilgili ne söylediler, nasıl bir yorumda bulundular dedim. Valla içeride muazzam deniyor ama dışarı çıkıldığında tabii siyasi bir ağızla konuşuluyor. Burada siyasi baskılar olmasa işte daha farklı sonuçlar çıkar diye bazı yorumlarda bulunuyor. Bu da bizi üzüyor dendi. Salih Bey'in, Salih Başkan, hakikaten tanıştığıma çok memnun oldum. Bu işi de hakkıyla yürüttüğüne inandığım bir isim. Özellikle şunu söyledi. Keşke herkes gelse burayı bir görse. Yani bizler mümkün mertebe her hafta ya da her ay bir yayın grubunu buraya davet ediyoruz. Buyurun gelin burayla ilgili bize sormak istediğiniz ne varsa biz emrinizdeyiz. Öğrenmek istediğiniz ne varsa biz size anlatalım diyoruz ama bazı yayın kuruluşları inanılmaz bir ön yargılar var. Hayır gelmeye gerek yok diyor. Bazı yayın kuruluşları geliyor. Bazı milletvekilleri tenezzül etmiyor. Halbuki buraya gelseler, burada biz kendilerini ağırlasak, burada çalışma şartlarımızı kendilerine anlatsak İnanın kamuoyunda bu FETÖ'cülerin yaydığı efendim ben mazlumum beni şundan dolayı attılar bundan dolayı attılar şeklinde yürütülen algı operasyonlarına da ciddi anlamda bir darbe indirmiş oluruz dedi. Anladım. Ben bunu da ülke için yani bu algı operasyonunun önüne geçirebilmesi için sizin şahsınızda bir duyuru olarak iletmek isterim. Anladım. Süleyman Özışık çok teşekkür ediyoruz katkıların için sağ olasın. Ben teşekkür efendim, ediyorum. Efendim. Bir reklam arası vereceğiz. Hemen 5 dakikalık kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Yine FETÖ ve darbe davaları ile ilgili bundan sonra atılacak adımlar, hukuki Yargıtay'ın bu konudaki yaklaşımı ve izlenmesi gereken yol konusunda yine konuklarımızla durumları değerlendireceğiz. Kısa bir ara. Evet tekrar beraberiz kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aslında FETÖ'nün tamamını ve geçmiş ilişkilerini de dikkate alan bir yargılamalar var. Bunlarla ilgili nereye evriliyor, ne kadar zamanda biter? İlk bölümde biraz bunları konuştuk. Çok önemli bilgileri platform temsilcisi Mehmet Alagöz de anlattı bize. Yani herkesin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini biliyoruz. Yaşadığımız tecrübelerden Türkiye'de sanık sandalyesinde olmak kolay ama adaleti tecelli etmek hakikaten zor bir şey. Herkesin temennisi de adil bir yargılamayla bir daha caydırıcı etkisinin de yüksek olduğu kararlar zinciri. Sizde yarım kalmıştı galiba İsmail Bey. Ekleyeceğiniz evet. Bir şey varsa yani Erol Bey'e geçmeden. Yargı kendi işini yapıyor. Elbette elinden geleni mutlaka yansıtmaya çalışıyor. Bu bir zaman alacağı artık tartışmasız. Evet. Bu arada bir taraftan da FETÖ örgütünün algı operasyonu ve propagandası devam ediyor. Yani toplumu kutuplaştırmak, efendim mağduriyet edebiyatıyla zihinleri karıştırmak. Şimdi Mehmet Bey. O zaman gerçekten yani dikkatimizi yoğunlaştıracağımız bir nokta varsa bile bu kaygıyla belki onu da yapamıyoruz. Doğru şimdi, mu? Yani örgütün bir sis bombası atıyor. Ayırt etmekte de zorlanıyorsunuz. Kesinlikle. O zaman. O bir tarafa bir de hukuk davaları tabii ceza davaları bunlar teknik meseleler. Her vatandaşın hukuktan tabii. Anlama gibi bir becerisi, bir kapasitesi yok ki. Yani
Doğru. Suçsuz yargılanıyor diyor. Nasıl suçsuz? İşte Mehmet Bey mesela detayları verdi. Çok önemli. Efendim iddianameler nasıl hazırlanıyor, hazırlıklar nasıl yapıyor? İşte Süleyman'ın verdiği örnek bir dosyadaki temerküz eden bilgiler, bunlar çok önemli şeyler. Biraz da teknolojinin gelişmesiyle sağlanan imkanlar. Fakat öbür tarafta yani 5. kol da faaliyetini aralıksız sürdürüyor. Yani toplumu karşı karşıya getirme, mağduriyet edebiyatıyla efendim insanları tesir altına alma. Bunlara karşı da dikkatli olunması lazım. Ama Celal Bey'in işaret ettiği bir şey var. Yani komisyonun ne yapıp edip işi hızlandırması lazım. Öncelikle mükerrer müracaatlar varsa onları bir ayıklaması lazım. Yani 125 bin kişi başvurmuş ama 3 katı dosya var neredeyse. Evet. Demek ki çok sayıda mükerrer var. O halde onları bir an evvel tefrik edip sonuca gitmeye çalışmak lazım. Yani bunları biz burada söylüyoruz ama çok da kolay fiziki şartlar, fiziki şartlar. Mesela göreve kolay iade oranı %7. Başkan Özışık diyor ki Tanrıkulu 1,5 yılda bitiririz diyor. Kimse hani 5 yıl diye bunu düşünmesin. 1,5 yılda biter. Şeyi de diyor göreve iade oranı da %7'den %15'e çıkma ihtimali var. Yani çünkü belki gördüler oran da çok düşük. Yani çünkü her başvuranda reddediliyor gibi olmaz. Umarız o iyi olur. Ben bu komisyonla ilgili bir... Pardon ne kadar zamanda bitiririz demiş? 1,5 yılda. Şimdi demin arkadaşımız dedi ki haftada 1200 dosya. Evet. 440 bin. Yok, 440 bin düzeltiyoruz Erol Bey. 125 bin. 125 bin demiş dosya. O ekleri ve gelen bilgiler insanlarla ilgili. Mesela siz ile ilgili bilgiler istenmiş. Çok sayıda bilgi gelmiş. Bir dosya yapmışlar size. O zaman bitirilebilir gibi görünüyor. Evet, öyle düşünüyor onlar da. Bitirilebilir gibi görünüyor o zaman. Şimdi olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun bir kararı var benim elimde. Bunu da yani açık istihbarat orada görüyorsunuz. Hukukçularım var. Şöyle bir şey, bir vatandaşımızın yaşadığı bir hikaye. Diyor ki... kendisi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu numaralı soruşturma dosyasında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı bize ibraz etti. Ve iadesini istiyor. Ama diyor ki komisyon, kurumu tarafından komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında başvurucunun en son görev yaptığı birim tarafından FETÖ-PDY terör örgütü ile bağlantısı ilişkisi olduğu yönünde değerlendirmenin bulunduğu bildirildiği için bu başvurusu reddedilmiştir. Şimdi yani burada yani tek başına mahkemeden beraat etmesi yetmiyor. Savcılıktan beraat etmesi yetmiyor. Verdiği rapor da önemli. Yani bütün işlemlerin ikmal edilmiş olması lazım. Evet. İadenin yapılabilmesi. Yani işin ne kadar zor olduğunu ve bu kabul iade oranının ne kadar az olduğunu da gösteriyor. Orada bir tartışma da tabii yani bağımsız yargının Cumhuriyet Savcısının delilleri tartışarak vardığı bir sonuç bir yerde, bir de iade etmeme. Şimdi şöyle orada izin verirsen buyurun, bir açıklama yapayım. Şimdi bir tarafı işlediği suçla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor. Örgüt üyeliği. Hayır, suç olmadığı konusunda. Fakat öbür tarafta belki suç sayılmayabilir ama kamu erkinde görev alması sakıncalı görülebilir. Ha, hukuk örgütle bunu iltisakı bakımından. Evet. Hukuk yani, bunu kabul eder diyorsunuz. Şimdi yani, bakın, kamu hukuku açısından. İşte somut kanıtlarıyla eğer bunu sunabiliyorlarsa bu normal, kabul edilebilir. Çünkü Türkiye'de başarısız bir darbeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Tamam, ben de başka şey söyleyeyim. Başarısız darbeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Başarısız darbeyle hesaplaşma var. O darbeyle hesaplaşılırken öbür tarafta da Türkiye'yi o darbeye getiren, işte kumpas davalarından da geçen bir örgütlenme ve kuluçkalanma dönemi var. Sonra o kuluçkadan çıkma dönemi var. O dönem içerisinde kalmış unsurların kamu hizmetinde bulunması telafisi imkansız zararlar doğurabilir. Anladım. Ama
Bunu yaparken çok zor bir görev. Çok zor. Ölçüyü evet. Değil mi? Kaçırmamak lazım. Ölçüyü kaçırmamak lazım. Ve mümkün olduğu kadar kişilerin özgürlüğünden yana tavırlar almak lazım. Bunu yaparken de tedbiri asla elden bırakmamak lazım. Çok önemli bir katkıda bulundunuz. Çok önemli. De ben vereyim. Mesela halen darbe yargılaması suçlamasıyla yargılanan bir kısım personel hala görevdeler. Görevdeler ve açığa alındıkları için maaşlarının belli bir kısmını da almaya devam ediyorlar. %50. Dolayısıyla yani komisyon açısından da iş gerçekten zor. Adli ve idari işler farklı yürüyor. Yani ceza mahkemesinde yapılan işlemler adli. Kurumun kendi içerisinde yaptığı ise idari bir işlem. Bazen de savcıların açtığı soruşturmalarda takipsizlik veya açılan davalarda beraat kararından sonra görev iadeler oluyor. Hı hı. Hem geçmişte KHK'larla ihraç edilenler geri alındılar, hem de komisyon da bu tarz başvuruları geri alabiliyor. Orada da bazı kurumlar almıyor diye ben Twitter'da yani gördüm. Çok şikayet doğru, var ama yani onu da... Bütün kurumlarda aynı şey yok. O bilgi notları üzerinden gitmesi bence doğru bir şey değil. Mesela kurul başkanı diyor ki bizim iade kararımız ellerine ulaştıktan sonra en genç 30 gün içinde göreve başlamaları gerekir. Ama yapmıyorsanız... Problem. Burada tutarlılık durumu tabii önemli. Hem dava evet. bakımından evet. hem idari işlem bakımından. Davalar bakımından neticede temyiz safhasında Yargıtay içtihatlarıyla kararların benzeştirilmesi mümkün olabilecek zaman alsa dahi. Ama kurumların kendi içerisindeki uygulamaları aynı devletin kurumları olmak hasebiyle birbirine zıt mahiyet arz ederse orada zihinler karışır. Doğru. Dolayısıyla objektif olma ve normları doğru ve hassas biçimde uygulama burada önemli. Belli bir standardı var ve evet. kimse bunu yani iade edilmeyecekse hepsinin aynı şeyi, kriteri benimsemesi lazım. Veya iade edilecekse yine o kriterin uygulanması lazım. Doğru. Bir de bu davalarda hani bu hukukun dışında bir bakış geliştirmek açısından, bir düşünce geliştirmek açısından iki şey ifade edeyim. Birincisi şu, birinci basamağı. O gece çok ciddi biçimde bir iç savaş provası yapıldı. Bir kere bunu göz önünde bulunduracağız. Siz bunu söylüyorsunuz, şimdi onun için bu mi tedirginsiniz? Mesela bakın, bazı bak, açıklamalarınızda bakın, bu bir. Karamsar bir tablo iki, var. İki, o gece bu yapılan... Bu çok bağışlasın izleyici beni ama yani bu alçakça girişim benim en ağrıma giden de içinde Türk subaylarının olması. Evet. Olması bu işin içinde maalesef ve ne yazık ki. İkincisi şu, acaba şu yaptırılmaya çalışılan bu mesele ABD'nin İran üzerine uygulamaya çalıştığı o stratejiyle bağlı bir mesele mi? Neden söylüyorum bunu? Bizde 12 Eylül 1980'in 4 nedeni var. Birisi 1979 yılında yapılmış olan İran'daki darbeyle ilgilidir birisi. Onun için bizim geri dönüp bu İran'da ne oluyor ne olmuyora bakılması gerekiyor. Bu iki hususu herkesin göz önünde bulundurması gerektiğini ben o gün de düşünüyordum. Bugün de aynı düşüncedeyim, analizler daha soğukkanlı bakıyoruz bugün meselelere. Durum bu bakış açısıyla yola çıktığımızda bu meselenin politikacılar açısından ifade ediyorum, istismar edilmemesi gereken bir husus olduğunu herkesin beyninin kıvrımlarına yazması gerekiyor. Görüldü ki çatı çöktüğünde altında herkes kalacak. Bunun şakaya gelir tarafı yok. Yani bu hiç hangi siyasal parti olursa olsun bu istismar edilecek bir husus değil. Tamam, ben politikacıları anlıyorum. Doğal olarak politikacılar bir şekilde bunun kavgasını yapacak, oy talebidir, odur budur. Ama bunu yaparken de onlar da bu işin dozunu kaçırmamaları gerekiyor. Tekrar söylüyorum, çatı çöktüğünde altında herkes kalıyor. Libya orada, Irak burada, Suriye burada, Afganistan burada. Bak, Pakistan topun ağzında. Bunu çok iyi görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sıradan bir prova değil bu. Peki sizin bakın, sıradan provayı, bir prova değil. O provayı Mısır darbesinde de gördük. Çok yaşayın. Mısır darbesi canlı yayında Amerika'nın bakan yardımcısı Sisi ile sürekli olarak muhavere yapıp yönlendirmeyi kesintisiz yürüttü. Yani bu bir örnek. İran şeyi tabii çok düşündürücü. Şu kesindi, eğer o gece o kalkışma, o hain kalkışma başarılı olsaydı neticesinde bir iç savaş çıkarmak için bütün hazırlıklar kendilerince... %100. İç savaşa gerek yok efendim. İç savaşa gerek yok.
doğrudan doğruya önceden tespit ettikleri isimleri infaz edecekler. Onlar evet, infazı, o vardı. Tabii, o infaz var, listeleri vardı. Yani. Tabii, tabii, o bir var. Tarafa. Yani, ayrıca ülkeyi bölme yani kesinlikle noktasında. Şeyle hatırlıyorsunuz, biz daha sıcağı sıcağına yine sizle birlikte hani Ülke TV'de de konuşurken aynı analizleri de, o gün de aynı analizleri yaptık. Yeni yapmış değiliz biz. Bakın o zaman da aynı şeyleri söylüyorduk. Eğer o gece kışlalarından Atatürkçü büyük gövde, yani çok sayıdaki o subay, astsubay kışlalarını terk etseydi bugün nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık biz? Çok doğru söylüyorsunuz. Hı. Oradaki o sular dere niyeti, kan dere niyetine akacaktı. Düşünebiliyor musunuz orada olabilecek bir şey? Onun için bu hepimize ders olmalı. Peki endişeniz sürüyor sizin onu. Sürmez olur mu bu coğrafya? Ha, coğrafya yani sürmez mücadele, yargılama, yani sürmez olur mu? Hayır hayır. Türkiye evet dışındaki dinamikleri tabii ki dikkate alacağız da. Hani Türkiye'de epeydir mücadele ediyor içindeki. Efendim çok, tabii ki bakın ne kadar çok yani mücadele ediyor. Yani örgütün, özür dilerim, örgütün elebaşı bugün nerede yaşıyor? Kim koltuğa geliyor? Kim oraya iade, giderken ona etmiyor kefil olan, yani ikamet alması için ona kefil olan kişilerin, ABD'li senatörler değil mi? CIA senatörleri, CIA direktörleri, istasyon şefleri filan, bunlar onun kara kaşı kara gözü için herhalde şimdi yapmadılar bunu. Burada şunu da belirtmek gerekir. Hocam bitirsin konuşmasını, size bir şey söyleyeceğim. Şunu da belirtmek gerekir. İşte efendim Trump Gülen'in iadesi için düğmeye bastı filan deniyor ya. Hayır, bundan yalan söylüyor. Böyle bir şey yok dedi. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey bu işin doğasına terstir ve bu sadece ve sadece Türkiye'yi oyalama politikasıdır. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Bunu yok, bir defa yok hiç vermeyi gerekir. verir mi hiç? Bugün Fethullah Gülen'i verirse dünyanın bütün ülkelerinde konuşlandırdıkları Fethullah Gülenler nasıl onlar? Bütün ajanlar okullarında. Bakın deminden beri çok ısrarla bir şey söyleniyor. Mehmet Bey davaları çok yakından izliyor. Kuş yumurtası denilen bir mesele var. Bu kadar çok onların daha diplerine gidilmedi. Bakın asıl bizi düşündürmesi gereken Henry Bank şeyle, Barkey'le, Graham Fuller'in yazdığı bir kitap var. Türkiye'nin Kürt meselesi. Kitabın başlığı, İngilizce başlığı. Türkçe'ye böyle çevriliyor. Bizde maalesef bu kitap 1999 yılında yayınlanmış olmasına rağmen çok geç fark edildi. 2011'de tercüme edildi. Bu kitabın 11. sayfasında şöyle bir şey söylüyorlar. Diyor ki, Birleşik Türkiye'den buradan söz ediyorlar. Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına çok önem veriyoruz. Dünyada pek çok ülkenin yıkıcı etnik isyanlar ve ayrılıkçı eğilimlerle boğuştuğu bir çağda eğer mümkünse birleşik bir Türk devleti içerisinde çözüme kavuşulmasından yanayız. Birleşik Türk devleti ne demek? Hepinizin aklına başvuruyorum. Federasyon. Ya konfederasyon ya federasyon. Peki bu ilk defa mı bu cümle? Hayır, 1896 yılı Amerika Senatosu'nda Osmanlı Devleti konuşulurken aynı cümle var orada. Birleşik, oradaki Türkiye Devleti. Bakın sene 1896. İki parlamentolu. Bu iki şahsiyet ne diyor biliyor musunuz? Bizim diyor bu kitabımızın referansı 1988 yılındaki bakanlığın Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diyor raporunda bahsedilmişti. Sayfa 233. O harran gürran içerisinde bu kitap, bu raporlar bizim gözümüzden kaçtı. Hatırlayacaksınız Celal abi. Ben mahkemeye huzuruna bunu getirdim de dinlemedi mahkeme heyeti. Umuruna bile almadı. Onun üzerine Hasan Hüseyin İzlese dedi ki kitabı kameraya gösterin. Ciddiymiş gibi yalan oyun oynuyorlar. Bakın bu hedefi gerçekleştirme iradesi devam ediyor. Bence kesinlikle. Hiçbir zaman kesinlikle. Emperyalizm unutur mu? Büyük bir şeydir onlar için. Daha anlatılacak temel çok şey var. Temel hedefleri Güneydoğumuzda Akdeniz'e açılan bir Kürt devletinin kurulması. Zaten Türkiye'nin o direnci de o değil mi? Terör bakın, koridoru diye tanımladığımız bakın, ve ama işte bakın bunu yaparken ama aslında birinci hedefi A şıkkı Türkiye'yi orada belirttiği gibi bir birleşik devlet haline getirmek, iki meclisli ve konfederasyon şekline getirmek. Bu olamazsa eğer Türkiye'ye rağmen güneyimizde denize açılabilen bir Kürt devletini kurmak. Bakın bundan vazgeçmez ama. Bakın bunu teyit eden mesele ne? Çok iyi hatırlayacaksınız. 1980'lerin ortasından itibaren neyi tartışıyorduk biz ülkede? Daha doğrusu 80'lerin ortasında başladık. 89'dan sonra çok şiddetli. Büyük genişletilmiş yani büyük Kürdistan, değil mi efendim? Şimdi neyi görüyoruz?
bu projeden vazgeçilmiş olduğunu, bölgesel Kürdistanlar kurdurulduğunu, Irak'ta kurduruldu mu? Suriye'de kurduruluyormuş şimdi. Dikkat ediniz. Şimdi ne var geriye? Büyük parça Türkiye, küçük parça İran. Bundan yaklaşık 20 gün önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin bir açıklaması oldu. Dedi ki, ABD'nin şu anda İran üzerine 4 aşamalı bir stratejisinin uygulandığını net biçimde görüyoruz. Dünya kamuoyunu açıkladı adam. Ne dedi? Birinci basamak dedi. Bizi ekonomik olarak çökertmek. Nitekim İran'ın canını okunuyor şu anda. İkincisi dedi, siyasal rejimin meşruiyetini tartışılır hale getirmek. Üçüncüsü, bu tartışılır hale getirilen siyasal rejimin değiştirilmesi için halkı ayaklandırmak. Dördüncüsü dedi, iç savaş ve onun sonucu İran'ın parçalatılması. Değerli arkadaşlar, bu mesele Türkiye için çok uzun yıllardır zaten aynı şablon. Şablon bu adamlar değiştirmiyor ki hiç. Bütün ülkelerde, Libya'dan başlamak üzere parçalatılan, dikkatinizi çekerim. Bütün ülkelerde aynı şablon. Ben şunu düşünüyorum, uzun yıllardır derslerde de aynı şeyi öğrencilere anlatırken diyorum, çocuklar şu soruyu lütfen tartışalım. Türkiye neden Avrupa Birliği'ne bir türlü tam üyeliği onaylanmadı? Şimdi eğer onaylanmış olsa, oraya alınmış olsa Türkiye üzerinde bu stratejiler, bu projeler uygulanabilir mi? Uygulanamayacak. O da eski dövdü mü gidiyor? En azından bu kadar pervasızca uygulanamaz. Çok yaşayınız. Uygulanabilir mi? Nasıl uygulayacaklar? Avrupa Birliği'nin üyesisin sen, tam üye. Yapılabilir mi böyle bir şey? Yapılamaz. O nedenle biz televizyonlarda ya da ne bileyim neyse akademisyenin gazetecisi daha soğukkanlı ve siyasetçilerin dümen suyuna girmeden bu işi ahlaklı ve namuslu olarak anlatmak zorundayız. Öyle uydurarak da değil. Kaynaklarına gidin kardeşim, tartışmalara gidin, parlamento tutanaklarını koyun ortaya, tartışılsın. Ve şöyle bir sonuca varılsın. Kardeşim bunun gerçekleştirilmesini istemiyorsak milli konsensus. Bakın adamlar ne yapıyorlar? İşte İran dibimizde yahu neler oluyor? Ama şöyle, önce Irak oldu. Irak'ta biz işbirliği yaptık. Maalesef. Fark edemedik. Suriye oldu. Amerika ile beraber oldu. Maalesef. Şimdi İran olacak. Libya'da da aynı şeyi yaptık. Ve arkasından Türkiye'ye gelecek. Bunu önceden görmek gerekir. Bakın yani, Suudi Arabistan'ı nasıl kullanıyor? Koçbaşı diye kullanıyor tabii, Suudi Arabistan'ı ya. Koçbaşı. Bakın, o mahkemede yargılanırken benim bir cümlem vardı. Dedim ki biz aptal değiliz. İşte şurada var, savunma dosyam bu benim. Efendim, ama dedim bizim şanssızlığımız, yalnızlığımız. Şimdi bugün Türkiye açısından da bunları konuşuyor muyuz? Değil mi? Aylardır, yıllardır konuşuyoruz. Görüyoruz. Bakın görüyoruz. Görmüyor değiliz. Diyoruz ki emperyalizme, dünya finans aktörlerine, dünyaya nizam vermeye çalışanlara. Ne yapmaya çalıştığınızı görüyoruz. Ama şanssızlığımız, yalnızlığımız. Amerika'ya karşı duruşunda, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında bir resim var. Şöyle bir şey söyleyeyim Atilla Bey. Şimdi bireysel olarak değil işte o mesele. Kurumlarla. Bir yanlışlık var bence. Kurumsallaştırmak. Şöyle bir yanlışlık. Kurumsallaştırmak duruşu. Evet. Şöyle bir yanlışlıkla görüyorum ben. Şimdi ekonomik olarak belli bir sarmal altında bizi bıraktıkları için zaman zaman işte gevşeme yaparak bizimle tekrar dostmuş gibi bir algı yaratıyorlar. Büyük tuzak tabii canım. Buna inanıyoruz. Son tweetleri ve son bakışı öyle değil mi? Evet, dostum, buna inanıyoruz. Çok... En temel hatamız budur tamam, bizim. Evet. Yani bakın, Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi şekil değiştirebilir, ertelenebilir ama hiçbir zaman vazgeçmez. Sonuçta oraya gelmek isteyecektir. Şu anda uygulanan da zaten Suudi Arabistan'da şurada burada uygulanan da gene Büyük Orta Doğu projesinin bir başka şekliyle devamıdır. Ayrıca Türkiye 1947'den beri, yani Truman doktrininden bu tarafa olan ikili ilişkiler, ikili ve çok taraflı ittifak ilişkileri çerçevesinde bugüne kadar Türkiye'ye defalarca müttefiklikle bağdaşmayan davranış biçimlerinde bulundu. Yani bunun içerisinde Kıbrıs'ta uyguladığı ambargo, Johnson mektubu, efendim muavenet gemimizi vurması, 90'lı yıllarda çekiç güç gölgesi içerisinde örtülü saklı biçimde PKK'ya silah taşıması, ama bugün başka bir safhaya geldi. Artık alenen PYD-YPG örgütüne efendim 10 bin küsür tır silah, 3 bin küsür uçakla mühimmat silah donanımı sağladı ve bunu
Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen devam ettiriyor. Bir taraftan da çok affedersiniz maskeliyor. Diyor ki ben işte şu kişinin başına şu kadar ödül koydum, evet, falanın başına şu kadar ödül koydum diyor. Yani bu tabii yani, biraz insanların zekasıyla alay etmektir. PYD, YPG'nin Kandil'den yönetildiği artık bütün dünya tarafından biliniyor. Yani bunun için devlet olmaya da gerek yok. Bütün basında, şurada, burada ilişkiler çok açık bir şekilde ortada. Tabii Türkiye'nin duruşu sadece şahsi değil. Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya karşı dik duruşu değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milli politikasıdır o. Bunu sözde bırakmadı ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla bunu kabul etmeyeceğini, ne pahasına olursa olsun bu milli politikasını sürdüreceğini ortaya koydu ve bunu ispatladı sahada. Çünkü bunun zaten aksi düşünülemez. Bu Türkiye'nin bir ulusal güvenlik meselesidir. Bütünlük meselesidir. Birlik, istikbal meselesidir. Dolayısıyla bedeli ne olursa olsun Türkiye bunu devam ettirecek. Amerika bu kararlılığı bence gördü. Gördü ama nereye kadar zorlarımın hesabı içerisinde. Tabii yani onu denemeye bir süre daha devam edecek. Fakat Amerika şunu net olarak bilmek durumunda, mutlaka biliyordur. Türkiye'ye rağmen o bölgede istediği bir şeyi hayata geçiremez. Bir şey daha, tamam, çok affedersiniz, bir şey daha söyleyeyim. Madem şu konuya bir şey eklemek şimdi istedim. FETÖ kalkışması 15 Temmuz, hı-hı, aslında Amerika'nın uyguladığı veya uygulamak istediği yöntemlerden birisidir. Ama asla sonuncusu değildir. Ama bunu bilmemiz lazım. Evet. Sırayla çıkarıyor zaten asla kartlarını. Asla sonuncusu değildir. İmkanları. Ona göre sağcısı, solcusu Amerika karşıtlığı üzerinde ciddi düşünmelidir. Asıl dostluklar bu böyle olur. Bakınız şimdi, devletlerin stratejileri belirlenirken, yani en azından ben devlette yetiştirmeye çalışıldığımda bu alanda ne kadar yetiştim o da ayrı tartışılır da. İki şey önemlidir Atilla Bey. Birincisi, tarihi hiç unutmayacaksın. Tarih hep önünde duracak. İkincisi, siyasi harita. Bakın benim yetiştiğim jeopolitik ekol şunu emrediyor. Diyor ki, çok yalın bir şey söylüyor. Coğrafya savaşmak içindir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk parçalatılma girişiminin başlangıç yılı 1820. İzleyicilerden de şimdi çok kısa, bu 1-1,5 dakikada bak çizeceğim bir tarihsel çizgi var. Çok dikkatli dinlemelerini çok özellikle rica ederim. Hı hı. 1820. Mora isyanı. Mora köylü isyanı. Aynı 1820'de ilk defa Osmanlı Devleti'ne Amerikalı misyonerler geldi. Aynı yıl. 4 sene sonra İzmir'de konsolosluk açıldı. 4 sene sonra. Ve sonra yayılacaklar Kayseri'ye falan. Amerikan geçecekler. Okulları daha sonra. Çok yaşayın. Sonra yayılacak. Kayseri üst seçecek, yayılacaklar. 1820. Ardından ne oldu? Şimdi ondan sonra Osmanlı Devleti'nin parçalatılma süreci hepimiz biliyoruz. Balkanları darmadağınık ettiler. Önce öyle parçalandı. Ondan sonra aşağıya İslam-Arap dünyasını parçaladılar. İşbirliği İslamcı, işte bir sürü işbirlikçiyle birlikte. Bugün de Suudi Arabistan başta olmak üzere bir takım bu Körfezli. İslamist devletler hala emperyalizmle işbirliği yapmakta herhangi bir sakınca görmüyor. Ne oldu? Aşağıdan Osmanlı askerleri süpürle süpürle bugünkü Anadolu sınırlarına geldik mi? Çok güzel. Bununla da yetinmediler imparatorluğu parçalamakla. 10 Ağustos 1920 Sevir haritası hepimizin gözünün önünde Anadolu'yu da parçalıyor. Anadolu'nun bu şekilde parçalanması konusundaki temel felsefe ve ideolojik kompozisyon kimin ağzından çıktı? Woodrow Wilson. Ne zaman? 9 Ocak 1918. Amerikan parlamentosu 14 maddelik prensipleri, hı hı, ilkokul bebelerine, bizim çocuklarımıza bunun Wilson barış prensipleri diye öğretiyoruz maalesef. Neresi barış? 10 ve 12. madde doğrudan doğruya bizi ilgilendiriyor. Büyük Ermenistan'ın kurulması, Osmanlı Devleti'nin parçalatılması, evet, Türklerin de Anadolu'da işte bilmem ne kurulması. Kim bozuyor bunu? Bakın şimdi onu söyleyeceğim. Bir de orada bir ideolojik bir çerçeve çizdi. Ne dedi? Ulusların kaderlerini tayin hakkı vardır. Evet. İmparatorlukları böylece parçalattı mı? Kim bozdu bunu? Mustafa Kemal Paşa diye birisi çıktı. 1820-1920 100 yıldır uğraştıkları, çabaladıkları, son noktayı koymaya çalıştıkları ünlü Doğu Şark sorunu, yani Türklerin Viyana'dan tekrar Orta Asya'ya, Horasan'a geri atılması. Mustafa Kemal diye bir adam çıktı, darmadağınık etti. Nasıl etti? İki
ruh değil mi? Kuvayi Milliye Ruhu, Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Şimdi bugün de bu ülkenin karar alıcıları ve yöneticilerinin geri dönüp buna bakması gerekiyor. Milli konsensus. Şimdi bu Gazi, Mustafa Kemal Atatürk iki şey yapmadı mı? Bir Balkan Antantı, iki Sadavat Paktı. Niye yaptı bu adam bunu? Afganistan'ı niye buna dahil etti? Ve dışişlerinde de bir büyük stratejik vizyon koydu. Yurtta barış, dünyada barış. Siz bugün Atatürk'ü, meczuplar ya da değiller, tartışılır hale getirip böyle bir dış politikasının temel bakışını yıktığınız andan itibaren işte ülke başka bir yere gider. İşte İsmail Bey'in söylediği toparlayıcı unsur, ya geri dönün bakın bak bu topraklarda bunu yapılmış. Burada da bir model var. Orada da bir önder var. Bunu koymuş. Tamam, son günlerde ben görüyorum. Cumhur Reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye zikrediyor bazı şeylerini, anlatıyor bir takım meczuplara rağmen söylüyor. Bu çok önemli bir mesele. Bu çok önemli bir mesele. Uyardım. Onu toparladık. Toparlayamadık. Geri kalan her şeyi görmek için ne strateji uzmanı olmanıza gerek var, ne uluslararası ilişkiler hocası olmanıza gerek var kardeşim. Hiç gerek her şey yok. Son bir şey peki bu noktada. Bir tek yurtseverce bakın. 2019'la ilgili endişeniz. Bu çerçeve. Bu çerçeve bir, değil mi? Çok hızlı. 2020 Sevr'in 100. yılı. Sevr'in 100. yılı. Bakın emperyalizmin hiçbir şeyi unutmadığını görüyoruz. İkincisi, lütfen bakar mısınız? Daha önce Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk ve gibi bütün o alçakça davalarda Türk ordusunu itibarsız kıldınız mı, zayıflattınız mı? Deniz kuvvetlerinin 2008 öncesine gelmesi için ortalama zaman süremiz tam 30 yıl. O güce gelebilmemiz. O kadar kayıp var diyorsunuz. Siz ne diyorsunuz? 30 yıl. Bak bütün sorun deniz kuvvetlerindeki herkes sorun hesabını size söylesinler. Yıktı mı? Onunla yaptı mı? Onun devamında 15 Temmuz işte konuştuğumuz, işte arkadaşımızın verdiği rakamlar, sizin oraya koyduklarınız, 15 Temmuz'da bir isyan girişimi var mı? İç savaş provası var mı? Bastırdı mı? Devlet egemen oldu mu? Devlet egemen oldu. Üçüncüsü ekonomik. Bakın bakalım ne oldu? 7-20'ye kadar çıkardılar. Öyle mi? Bunun olacağını da daha önce söyledik mi? Bu rakamları göreceğimizi söylemiş olmamıza rağmen. Şimdi bu da oldu. Sarsaladılar. Ama ne oldu? Yıkmadı. Ne oluyor? Bak üç basamak. Hasan Ruhani'nin söylediklerini dediğini unutmayın. Dördüncüsü. Bunları deniyorsun. Yeniden ekonomik olarak yükleniyor. Bu sefer dördüncüsü iç savaş. Bakın bunlar basamak. Yahu lütfen açın ABD şeyleri, harp akademilerinde falan okutulan talimatnamelere falan bakın. Bir ülkede darbe nasıl yaptırılıyor, nasıl ediliyor? Bizde bir kitap yayınlandı. Kudeta diye. Celal abi hatırlar mısınız? Mahkeme salonuna getirmiştim İngilizcesi. Evet. Penguin. Orada da gösterdim. Bakın dedim kitaba bakın. Adamlar bunu ta kaç yılında yazmış? 1969 yazmış. Örnek ülke Türkiye. Arkadaşlar. Onun için dikkatli olmak lazım ama bu toprağın insanları, yani bu iç savaş dediğiniz hadise... Oraya kadar gelmeyelim arkadaşlar. Gelmeyelim. Yani gelmedi, gelmez de zaten. Çok yaşayan 40 senedir. İsmail Bey ben de ona kendim ona yırtıyorum. Hani arzu... Ben de kendim ona yırtıyorum. Diyorum ki bak bunu anlatıyoruz. Ya bunun farkına varalım. Ya buralara gelmeyelim. Bak adamlar 1, 2, 3 basamak yaptılar. Şimdi 4. basamak niye bununla biz karşı karşıya? Niye kan su yerine aksın? Yazık günah değil mi bize? Orta Doğu'nun en güçlü devletisin, Kuzey Afrika'nın en güçlü devleti, Balkanların en güçlü devleti, Kafkasya'nın en güçlü devleti, Orta Asya'nın en güçlü devletisin arkadaş. Onun için söylüyorum, işte Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış o insan? Açıyor coğrafyayı, atlasa bakıyor, bunu koyuyor. Bir tarafta Mustafa Kemal Atatürk, öbür tarafta Enver Paşa var. İyi ders alalım, tarih önümüzde duruyor bizim. Ondan sonra biz bunları oturur konuşuruz. Bakın, niye bunları konuşalım ki? Çünkü başka şeyleri konuşmayı gönlü arzu ediyordu. Bakın değerli arkadaşımız bize nasıl rakamlar veriyor yahu. Ben şimdi tekrar nasıl Mehmet Bey'e döneceğim. Ya? Evet yani oradan çok bilgilendik hakikaten. Mehmet Bey siz bu davalarla ilgili bundan sonra yaşanacakları ve dikkat edilecek noktaları toparlar mısınız bize? Yani nasıl gidiyor? Hem müdahil tarafını biliyorsunuz hem sanıkların savunmalarını biliyorsunuz. Yani burada her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliyor musunuz? Ya tabii ki her şey yoluna gitmiyor. Yani %100 gitmiyor. Özellikle darbe yargılamalarının ama geçmiş tecrübelerden müthiş ders alınarak her şeyi düzgün yürütmeye çalışıyor mahkemelerde. Yani ağır ama sağlam. Çünkü
Önümüzde bir tecrübe var. Önümüzde artık teknoloji de var. Ve delille suçüstü yakalanmış bir örgüt var. Evet. Örgütün elemanları var. Duruşmalar SEGBİS ile yapılıyor. Yani sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle yapılıyor. İlk gözaltılarda büyük bir kısmı böyle yapılmış. Yani soruşturmada yakalandıktan sonra savcılıklar ifadelerini almış ve yanlarında zorunlu müdafi olduğu için avukatlar, yani hem baro tarafından veya kendi özel müdafileri ve savcılıklarda sulh ceza mahkemesine, sorgu hakimliğine çıktığında da çoğunlukla kamerayla kaydedilmiş. Yani hem dijital, sesli ve görüntülü. Dijital verilerin saklanması ileride tartışma yaratacak balyozda Ergenekon'daki gibi oluşmaması şey değil açısından mi? Böyle tedbirler alınmış. Fakat buna rağmen mesela bu tabi FETÖ öyle bir örgüt ki algı operasyonu ve manipülasyon yapmayı çok iyi biliyor ve bunu becermeye çalışıyor. Sanık gelip işte sorgu hakimliğindeki, sulh ceza mahkemesindeki ve savcılıktaki ifadesini inkar edebiliyor. Hmm. Ve hatta işte bazen komik olaylarla karşılaşıyoruz. Diyor ki ya o işte barodan avukattı, bana hiçbir şey vermedi. Bakıyoruz tabii yanındaki avukata, kardeşi çıkıyor, eşi çıkıyor. Yani o delilin ortaya çıkacağını bile bile yalan söyleyebiliyor. Veya hakim bazen soruyor, işte şunları tanıyor musun diye, herkesi inkar ediyor. Arada kendi eşini soruyor, eşini de tanımıyor. Onu bile yani tanımamazlıktan gelebiliyor. Çünkü tamamen inkara yöneldiği için. Ama ben tabii Erol Bey'in bahsettiği bir yerden aslında biraz vurgu yapmak istiyorum. Yargıtay'ın da bir kararı var. 16. Ceza Dairesi'nin ilk onama kararlarından biri. Aldım onları, hep burada var. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri bu geçmiş dönemlerde çok yıprandığı için aslında 15 Temmuz'da iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir, darbeye katılmayarak müthiş bir örneklik gösterdi. Özellikle üst komuta merkezi. Çünkü sıkı yönetim direktif emrini Genelkurmay Başkanı imzalamış olsaydı pek çok kuvvet katılacaktı veya meşruiyet sağlayacaktı. Ama bir başka açıdan da bence zayıf kaldı, sınıfta kaldı. Çünkü direniş gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu da çok az. Yani İstanbul'da darbe girişimine karşı karşı operasyon yapan belli bazı kimseler var. Bazı vatanseverler var. Kendi lojmanlarından kalkıp iki tane albay 66. Mekanize Tugay'ına gidip bir tanesi şehit oluyor. Bir kurşun yarası Sait Ertürk albayımız, kurmay albay. Bir albayımız da Davut Ağla şu anda aktif görevde. 8 kurşun yarasıyla gazi oluyor. Bir de Ömer Halis Demir'imiz var. Çarpışan ve çatışmada olan. Ama onun dışında silahlı kuvvetler bu anlamda yıpranmış olmasının da getirdiği ve biraz da belki de içlerindeki bazı kişilerin bekle ve gör, yani kim kazanacak diye beklemesinden de kaynaklanan bir sıkıntı var. Çok özür dilerim. Mesela 2. Ordu Komutanı Adem Hudutî ile ilgili de bilgi sahibi misiniz? Malatya'daki davada yargılandı o. Şimdi oradaki grafiğimiz de var bizim. O da çok çarpıcı geldi bana. Bekle gör. Yani evet geliyor değil mi? Evet. Diyor ki yani darbecilere karşı silah kullanayım mı diyor. Kameralarda görüyoruz. Paşa ben onları ikna ederim. Ateş bizden çıkmasın değil mi? Öyle bir şey. Evet. Doğru. Yani şimdi o tabloyu verir misiniz? 15 yıl hapis alıyor ama anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek. Evet. İştirak hükümlerine. Yani şimdi o Yargıtay en alt cezadan verdi. Yargıtay'a gitti mi bilmiyorum. Bu çok örnek bir dava. O Yargıtay istinafta şu anda istinafta. O karar. İstinafta, istinaf sonrasında Yargıtay'a gidecek. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Şimdi darbeciler bunu yaparken orgeneral rütbesinde kişilere ihtiyaçları var. Sıkı yönetim direktif emrinin imzasını atan bir tuğgeneral. Yani Genelkurmay Başkanlığı adına sıkı yönetim direktif emrini imzalayacaksınız. Evet. Yıldırım Harekat emrini imzalayacaksınız. İlk başta imzaladıkları belge imzasız. Genelkurmay Başkanı diyor, imza yok. İmza yok. Genelkurmay Başkanlığı. Çünkü buradan şunu anlıyoruz. Genelkurmay Başkanımızı rehin aldıktan sonra, şimdiki Milli Savunma Bakanımızı rehin aldıktan sonra ona imzalatma saykıyla hareket ettiler, bildiri gönderdiler ama imzalanmadı ve bazı birlikler dışarı çıkmadı. Hatta telefon görüşmeleri var o sırada. Yani işte bu bildiri değil, bu başka bir yeniden gönderin diye. Daha sonra bu sefer imzalı ama bir tuğgeneral imzasıyla sıkı yönetim direktif emri imzalanıyor ve o emri alan bazı komutanlar kendi üst komutanlarını artık siz bizim emrimiz altındasınız. Çünkü onun eklerinde atama listesi var. Kimin nereye gitti. Ve o atama listesine göre emir komutayı alıp birlikleri hareket ettirmeye çalışıyorlar.
Tabii burada yeri gelmişken hakkını da vermek lazım. Celal Bey de Balyoz davasına girdi. Balyoz davasının sanıklarından Tümgeneral Ahmet Yavuz, tabii, yani tabii. O tarihte emekli tabii. Ama Kuleli Askeri Lisesi birliklerinin çıktı Çengelköy'de sivil haliyle gidip onlara darbe yapıyorsunuz, geri dönün evet, diye evet. söylüyor evet. onlara. Bir de İstanbul'da 1. Ordu Komutanı'nın alenen... Onun inisiyatif alması... 1. Ordu Komutanı'nın çok önemli zaten görevi var. Zaten dönüm noktasıdır bu. 1. Ordu Komutanı'nın inisiyatif alması, hükümetinde hemen onu Genelkurmay Başkan Vekili olarak ataması, hakim savcıların hemen operasyon kararı vermesi ve gözaltı kararları vermesi, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı... Hayati müthiş, adımlar bunlar değil mi? Müthiş adımlar hayati. Atıyor. Çok erken saatlerde. Çünkü pek çok kişi yani bir savcılık kararı olmadan bir işlemi yapmıyor. Savcılar inisiyatif alıp adliyeye gidiyorlar canları pahasına ve hemen soruşturma izni verip onların operasyona karşı direnmesi emrini veriyor. Ve bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere bütün emniyetler, emniyet birimleri harekete geçiyor. Çünkü emniyet birimleri o gece kuşatılmıştı bakın. Vatandaş pek çok şey anlamıyor ama biz darbe yargılamalarında... Direnişin gelebileceği bütün yerler... Operasyonu fakat yaparken İstanbul'u çok... belli bölgelere bölüyorlar. Ankara'yı belli bölgelere bölüyorlar ve çok az kuvvetle Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne 7000 tane polis var. Ama 3 tane zırhlı araç, 3 tane tank, 2 tane ZPT, 2 tane de ZMA aracıyla 3 tane giriş ve çıkış kapısı var. Bütün kapıları kapatıp 1 tane Çevik Kuvvet'ten polisi dışarı çıkamaz hale geliyor. Hmm. Aynı şeyi Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne de yapıyorlar. Orada da birkaç zırhlı araçla Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kuşatılmış oluyor ve içeriden dışarıya polis gidemiyor. Aynı saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü de kuşatıyorlar ve oraya birkaç tank gidiyor. 3 tane tank gidiyor. 2 tane de zırhlı araç var, 2 tane de özel araç var. Onlarla tank... İçlerinin birisinde emniyet, de FETÖ'den atılmış emniyet müdürü vardı ya çıktı. Emniyet müdürü de yolda Vatan Caddesi'nde oradaki kurmay albayla bir araya gelip tankın içerisine giriyor. Daha doğrusu zırhlı personel taşıyıcının içerisine giriyor. Ve beraber emniyeti işgal etmeye çalışıyorlar. Evet. Ve vatandaşın direnişi bu açıdan önemli. Yani emniyet müdürlüğü bir şey yapamazken vatandaşın sokağa çıkmasıyla o işgal ettikleri emniyet müdürlüklerine sığınmak zorunda kalıyor darbeciler. Çünkü vatandaş akın akın gelince Cumhurbaşkanımızın ve aynı zamanda başkomutan sıfatı da var biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın. Çünkü sanık askerlerin pek çok savunmasını o çürütüyor. Yani emir komuta içerisinde yaptıklarını söylüyorlar ama en yüksek yerden emir geliyor. Başkomutandan emir geliyor ve başkomutandan emir geldikten sonra her şeyin durması gerekiyor. Peki polis birliklerini kuşatan, o emri veren, oraya giden sanıklar savunmayı nasıl yapacaklar? Yani ne diyecekler? Hani bir darbe ise, yani neyse yönetime el koyduysan... Polisi ne cendere altına alıyorsun, kuşatma altına? Yani orada yok mu savunma? O savunma yani... şöyle, yani geçmişte Emasya protokolleri vardı. Evet, daha sonra bunu KOKTOT, yani kolluk güçlerinin Balyoz'da toplumsal olaylarda desteklenmesi. Balyoz'dan sonra iptal ettiler. Emasya protokolü KOKTOT'a dönüşüyor. Yani diyorlar ki terör bahanesi, terör vardı. İstanbul'da Atatürk Havalimanı bombalanmıştı. Polis mi yapacaktı terörü yani? İşte biz de polise destek vermeye gittik diyorlar ama... Polise destek vermeye gittiklerini söyleyenler namlularını, tankın namlusunu emniyet müdürlüğüne dikiyorlar. Yani, bir de Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı'nda o terörle mücadele şubesinin başındaki o emniyet müdürüne yani ateş eden adamın savunmasını biliyor musunuz? Yani biliyorum, onu da çok merak ediyorum. Şimdi ne diyor yani? Kimin için öldürmüş oluyor, vurmak istiyor onu? Yani aslında mahkemelerdeki savunmalarıyla kendi özelden yaptıkları, ailelerine verdikleri mektuplar, yani ele geçirilen mektuplar çok farklı. Öyle mi? Yani mesela bazı pilotlar, o ateş eden pilotların kendi ailelerine yazdıkları mektuplarda gece uyuyamıyorum. Yani o ölüler aklıma geliyor derken mahkemelerde yok ben işte hiç kimseye yapmadım, etmedim diye inkar edebiliyorlar. Çünkü burada örgütsel tutum ortaya çıkıyor. FETÖ örgütü o insanlara şunu söylüyor. Çünkü biz duruşma aralarında da hem avukatlarla hem de diğer sanıklarla görüştüğümüzde şunu görüyoruz. Cezaevlerinde de hala motiveler. Yani bazı şifrelerden işte kurtuluşlar söylüyorlar. Ceza rüyalardan işte bir kendilerinin kurtulacağını söylüyorlar. Hep bir tarih verip
kendi örgüt üyelerini motive ediyorlar. Her yani, seferinde 3 ay sonra. 3 ay sonra, 5 ay sonra bir tarih verip yani evet. bu şekilde o insanları oyalıyorlar. Nasıl motive oluyor? Veya o insanlar da şunu biliyor. Diyor ki ceza yargımızın da bir aslında şeyi var. Şimdi darbe suçları Türk Ceza Kanunu 309, 311 ve 312. maddelerden yargılanıyor. Yani anayasal düzen değiştirme teşebbüs, hükümeti yıkmaya teşebbüs ve meclisi devirmeye teşebbüs hı hı. suçlarından yargılanıyorlar. Mahkemelerde bu üçünün geçit suç diye bir tür anayasal düzeni değiştirme teşebbüsten ceza veriyor. Burada etkin pişmanlık yani pişman olup siz örgütsel bilgi verseniz bile herhangi bir ceza indirimi olmuyor. Yani, var mı öyle insanlar çıkıp kürsüye? Yani ilk başlarda ifade verenler vardı. Hı hı. Sonrasında yani ben nasıl da versem bile herhangi bir indirimden faydalanmıyorum. Dolayısıyla önceki savunmalarım da geçersizdir. Ben bu faydalanırım düşüncesiyle söylemiştim ama faydalanmadığımı anladım. Dolayısıyla da vermiyorum, bir şey de söylemiyorum, yalandı her şey diye inkar edebiliyor. Hmm. Bununla ilişkin aslında yani ileri şu an darbeyle bu mücadelede bunu söylemek doğru değil ama uzun vadede benzer örgütü çözmek açısından benzer yasal düzenlemelere ihtiyaç olabilir. Çünkü terör suçu açısından Türk Ceza Kanunu 314'teki silahlı örgüt üyeliği kapsamında örgüt üyeleri itiraflara başladı, ifşaatlara başladılar ve pek çok operasyon her geçen gün yapılıyor. Hı-hı. Yani bugün bu son gördüklerimiz böyle mi oluyor yani? Genelde birisi bunlar oluyor. Anlatıyor. Çünkü pek çok şeyler deşifre edildi. Mahrem örgütün sivil ankesörlü telefon hikayesi. Hakikaten öyle mi çıkıyor? Ardışık aramalar, ankesör aramalar, sivil imamlar, itirafçı örgüt elemanlarının beyanları bunlar bir araya gelip bir havuzda toplanıyor. Ve biz bugün bile duruşmada yani sanık savunmasını yapıyor. Örgütle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylüyor. Ama sonra bakıyorsunuz ki havuz sorgusundan başkan soruyor. Diyor ki bakın şu tarihte şurada görev yaptınız mı? Evet. Şu numarayı mı kullanıyordunuz? Evet. Oradan işte Van iline gittiniz mi? Gittiniz. Evet. Şu kişiyi tanıyor musunuz? Tanıyorum. İşte siz o kişinin beyanını okumaya başlıyor bu sefer. Ha, beraber şu tarihte şurada dershanede kaldık. İşte o şu assubay olarak gitti, şu subay olarak gitti abi diye olarak geldi, inşaatlar yani örgütsel bilgilerle ilişkin beyanlar geliyor, itirafçı beyanları geliyor. Bunlar uzun vadede örgütün bu alt kadrolarının deşifresinde ciddi katkılar sağlıyor. O zaman o şey yani eş güdümlü ve ayrıştıran bir merkez değil mi? Çalışan evet. güzel bir sistem ya, olsa o güzel gerek. Bir sistem var çünkü hakikaten bunu yaparken Adalet Bakanlığı da Emniyet Müdürlükleri de, Cumhuriyet Savcılıkları da bu anlamda ciddi çabalar sarf ettiler ve ciddi mesai harcadılar buna. Ve o bilgiler bir havuzda birikiyor ve bunun dezenformasyon oluşmaması için de başkası bilmiyor. Mesela Ağır Ceza Başkanı biliyor bunu ama avukat bilmiyor, Ağır Ceza üyesi bile ulaşamıyor o bilgiye. Ağır Ceza Başkanı'nın ekranına girebiliyor sadece onun şifresiyle. Çünkü geçmişte örgüt üyeleri bu dijital verilere çok rahat sızıp orada manipülasyonlar yapabildikleri için bu tarz tedbirlerle o bilgilerin de yayılmasını ifşa etmeye ama Celal Bey o hüküm kurarken nasıl olacak onu yine kullanabilecekler. O zamana kadar mı saklı? Hayır mutlaka yani mutlaka bir tedbir ortaya alıyorlardır. Ortaya çıktıktan sonra gizli değil o. Mutlaka yani. Bir tedbir alıyorlardır ama üyeler de görüyordur diye düşünüyoruz. Yani. Bir kararı ortak evet. vereceğinize göre ben belki bir aşamada. Başkan onu tespit ettikten sonra tabii ki hem üyelerle hem de mahkemeyle yani artık aleni anladım, hale geliyor. Anladım. Yani artık sanıkla, avukatlarla, ha, herkesle. Siz öncesinde diyorsunuz. Yani öncesinde yani onu tespiti öncesinde ona ulaşamıyorsunuz ama tespit edildikten Mehmet Bey bir şeyi çok merak ediyorum. Yani dehşetle dinliyorum şu anlattıklarınızı. Peki bu FETÖ yapılanması Türkiye genelinde aile mensuplarını falan da lütfen göz önünde bulundurarak kaç milyon kişiye tekabül ediyor? Ya şimdi aslında FETÖ'nün değmediği insan çok azdır bakın. FETÖ'nün. Ama bu örgütsel ilişki düzeyinde değildir herkes. Onu soruyorum. Ha. Örgütsel ilişki düzeyinde. Yani buna ilişkin bir veri vermek, bir rakam vermek hakikaten mümkün değil. Çünkü uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan bir yapı ve Türkiye'de gizli yapılaşan bir yapı. 1970'tir başlangıcı. Takiye ile giden bir şey. Mesela şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mensupların pek çoğu hiçbir dini ritüelle ilişkisi yoktur. Yani namaz kılmaz. Ben Deniz Kuvvetleri'nden tutmaz. Kendi ait olduğum Deniz Kuvvetleri'nden biliyorum. Yani ben mesela bazı müvekkillerim, subay
İşte şehit Sait Ertürk'ün ailesinin de avukatıyım ben aynı zamanda. Hı. Mesela o hanımefendiyle konuştuğumda yani ben bu insanların hiçbirinin yani namaz kıldığını veya işte oruç tuttuğunu görmem. Evimde misafir ettim bunları. Şimdi bunların öyle örgütsel ilişkilerini duydukça dehşete kapılıyorum diyor. Çünkü yani şu da kötü bir şey oldu aslında. Geçmiş dönemde de biz 28 Şubat'ta da bunu yaşadık. Dindar insanlara karşı kimliklerini gizleme yönündeki baskılar 28 Şubat süreci örgütü güçlendirdi. Örgüte bir alan açtı. Çünkü örgüt diğer dini yapılardan farklı olarak kimliğini gizleyerek, dini kimliğini gizleyerek, takiye yaparak sızma yapıyor ve her alana girebiliyor. Hem kamuya girebiliyor, kendisi hem askeri bürokrasi, işte, sivil bürokrasiye girebiliyor. Ama örgütlenmeyi yaparken de dini argümanları kullanarak örgütlüyor. Tabanda tabii. Bunu tabanda. Hayır. Askerde farklı, evet. Tabanda bunu orada yapıyor. Orada da farklı ama işte o bakımdan yani işte bunu ama aleni hale getirirseniz deşifresi kolay oluyor. Bunu takiyeye zorladığınız zaman örgüt zaten hücre şeklinde yapılanmış. Zaten bazı subaylar, aynı birlikte görev alan subaylar birbirini tanımıyorlar. Aynı örgüt bakın, yapısı içerisinde olduğunu bilmiyorlar. Şöyle bir şey var bakın. Mesela AKP ile AK Parti ile birlikte gidişleri de bir takiyedir. AK Parti ile yürüyüşlerinde inançlarını gizleme diye bir kural var mıydı? Hayır, tam yok. Tersi ortak camiye gidiyorlardı, ortak dua ediyorlardı. Yani o açıdan... Bu örgüt AK öyle Parti'den bir örgüt. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne temayül gösterirken başka hepsi, bir strateji. Ecevit'in partisine temayül gösterirken başka bir örgütlenmedir. Gücün olduğu her yerde. Her yerinde. Bugün de Amerika güçlü ve evet. Dolayısıyla Amerika'dalar. Yani her şeyi yaparlar. Ben yani o yapının yani güçle beraber olduğunu yani siyasal partilerden bağımsız düşünüyorum ben. Peki tam benim söyleyeceğim şey siz önünü açtınız. Siyasal partilerden bağımsız. Peki bana söyler misiniz Mehmet Bey, bu davalarda bunun siyasi bacağı ortaya konabilecek mi? Mesela o yönde soruşturma, araştırma yapılabilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani darbe yargılamalarında değil ama örgüt yargılamalarında bu ancak olabilir. Darbe yargılamalarında daha çok asker tamam. Ve o kabulüm, polis eksenli. O kabulüm. Örgüt yapılanmasında siyasetçilerle ilgili olarak sizce... Acaba herhangi bir şey yapılacak mı ya da savcılar yani, ne bileyim iddianame hazırlayabilecek bunun mi? Bunun yapılabilmesi için bir yasa çıkması lazım. Öyle mi? Evet, şöyle yasa çıkması lazım. Ha. Denmesi lazım ki işte örgütten hüküm giymiş olan kişiler örgüt üyelerini, bilinmedik örgüt üyelerini ele vermeleri halinde cezalarında şu kadar indirim yapılacak. Görün bakın teşvik siyasi bacağı öyle mi ortaya çıktı? Başka türlü nasıl olur? O zaman Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çözülemez mi? Düşmanlık hükümlerinden örgüt üyeliği suçlarında itirafçı olanlar, örgüte ilişkin bilgi verenler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabiliyor. Biliyorum. Faydalanabiliyor. Evet. Orada bir problem yok. Yani dolayısıyla bu ifşaatlar ortaya çıkabiliyor. Örgüt üyeleri de savunma yaparken zaten pek çok durumda siyasal partilerle kendilerini ilişkilendirip biz şu siyasal partideyiz. Yani isim de vermekte bahis yok. Yok vermeyin. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, CHP diye isim verip kendilerinin aslında legal bir yapı olduğunu, illegal olmadığını ileri sürmeye çalışıyorlar. Ama örgütün yapılanma teşkilatı böyle değil. Örgüt her alanı sızma ve kullanmayı tercih ediyor. Bakın 15 Temmuz'da yaptıkları da bütün silahlı kuvvetleri harekete geçirmek değildi. Az etkin birliklerle çok güçlü sonuç elde etmeye yönelik çok güzel bir plandı. Yani masa başında müthiş bir plan yapmışlar. Bütün kendi birliklerinin tamamını ortaya dökmüyorlar. Arkada başka planlar var. Ama onun ötesinde çıkan birlikler, zırhlı birlikler, kara kuvvetleri. Ama biz biliyoruz ki FETÖ'nün en çok yerleştiği alan... Deniz kuvvetleri, sonra hava kuvvetleri. Önce hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ikinci sırada. Bir reklam arası var. Onu hemen bitirelim de bölmeyelim bir daha. Kısa bir reklam arası var. Tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Evet, tekrar son bölüme geldik. Aslında 3 dakikalık bir bölümümüz var ama olur ya, bir eksik ifade vardır, onu düzeltmek gerekebilir. Bütün konuklarıma bir bitiriş bir cümlesi şey, olarak ne söyleyeceksiniz? Şey söyleyebilir miyim? Şimdi Balyoz davası sırasında
en önemli darbe deniz kuvvetlerine vurulmuştur. Tabii canım. Hepsi sebebi yani. Nedir? Amerika deniz kuvvetlerinin en güçlü olduğu, özellikle SAT komandolarının çok güçlü olduğu bir ülkedir. Kendisindeki gücün Türkiye'de de deniz kuvvetlerinde olduğu sanısı nedeniyle asıl darbe deniz kuvvetlerine vurdu. Bir de abi oradaki petrol aramada deniz kuvvetleri sokmadı onları o dönemde. Karadeniz'e ayrıca, de sokmadı. Ayrıca Karadeniz'de, Karadeniz'e sokmadı. Ve Akdeniz'de kendi donanmamızı kurmamızla etkili oldu ama bütün darbeyi orada vurmuştur. Bir şimdi, de Milgen projesini unutmayalım. Şimdi karayolları diyorum. Kara gücünde ve hava gücünde de öyledir ama bu 15 Temmuz darbe girişiminde zaten kolu kanadı kırılmış bir TSK var. Yani tepki gösterecek öyle bütün subaylar yani. Hepsi Balyoz davası, Ergenekon davası sanıkları haline gelmişler. Doğru. O nedenle doğrudan bir şey beklenemez. Yani zaten kırılmış. Zaten tepki göstermeyenler de tepki göstermediği için FETÖ tarafından tutuklanmamış olanlardı. Anladım. Yani o kimseyi suçlamayalım. Anladım. Ama yani böyle bir açıklamayla yapmakta yarar var. Ben efendim, son cümle her şey söylendi, bir şey eklemiyorum. Bir tek aracılığınızla bir şey rica edeceğim. Buyurun. Sizle de hani mesajlaştık ya. Benim sosyal medyada hiçbir hesabım çok yok. Önemli. Benim ismim ve imzamla yayınlanmış olan bütün ne duyuyorsanız hiçbirisinin benimle ilgisi yoktu. 77 bin abone şeyi var. Hiç, var, ben hiç değil. Lütfen o tuzağa İsmail düşmeyiniz. Bey, rica ediyorum bu, düşmeyin tuzağa. Biz gerçi bahsettik ama öğrenci ailelerinden yoğun mesajlar geliyor. İşte benim oğlum ateş etmedi falan filan. Eğer onların oğulları ateş etmediyse bu muhakkak kayıtlarda, dosyada vardır. Bugün yoksa yarın ortaya çıkar. Görüntülerde var. Yani bu şekilde adalet tecelli olacak inşallah diyelim. Mehmet Bey, ya ben hemen söyleyeyim. Mesela şimdi ilk derece mahkemeleri var ve Yargıtay bir karar verdi. Bu bir onama karar verdi. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir kararına ilgili. Sanıkların eylemlerini ikiye ayırıyor. İhmali hareket ve icraî hareket. Yani bir darbe işini yapanlar, bir de aslında bir görevi olarak buna karşı durması gerektiği halde ihmal edenler, yapmayanlar. Doğru. Şimdi ilk derece mahkemelerin sonrasında istinaf süreci var, Yargıtay süreci var. Ve o sanıklar Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dolayısıyla Harp Okulu öğrencileri de herhangi bir suça karışmamışlarsa ortaya çıkacaktır. Öyle diyelim. Mehmet Alagöz'e çok teşekkürler, İsmail Kapan'a çok teşekkürler, Erol Mütercim'e, Celal Ülgen'e kırmadılar bizi, hoş geldiler, buyur etti kendilerini. Efendim saat 02.45'te yani gece yarısı başını izleyemediyseniz, kaçırdıysanız bu keyifli sohbetin, bilgi dolu programın tekrarı var 02.45'te. Biz Perşembe günü yine ayrıntılarda bekleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.